gönderebiliriz. Evet. Evet, bir yandan arkadaşlar tekrar istekler gelmeye devam ediyor. Ben onları kabul ediyorum. Ama şu an itibariyle 22 sayısına ulaştık. Ben bu arada toplantı kaydımızı da müsaadenizle başlattım. Ve toplantımızın 22 kişi olduk. Artacak sayımız. Başlamış olalım konularımıza. Ben bir yandan gelenleri de kabul edeyim. Şimdi çok değerli müzik öğretmeni meslektaşlarım, çok değerli akademisyenler, hepinizle bu web ortamında Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda düzenlemiş olduğumuz Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Arge biriminin düzenlediği bu web konferansa, web seminere kısaltılmış adı webinar diye geçiyor. Hoş geldiniz. Tabii hep biz salonlarda konferans ortamına ve sempozyumlarda olsun, kongrelerde olsun konuşmaya alışkınız. Ama bu süreç tabii hepimize bu uzaktan iletişimi de mecburen öğretti. Öğretmek durumunda kaldı, öğrenmek durumunda kaldık. Öğrenmek de zorundayız. Yani ben bunu şeye benzetiyorum. Dünkü bir toplantıda da ifade ettim. Çoğu kişi yüzmeyi mecburen öğrenir. Çırpına çırpına boğulmamak için. Biz de suya düştük, göle düştük. Çırpınarak yüzme öğrendik. Çoğu kişi kendini yüzmeyi artık becerdiğinin farkına vardı. Çünkü şartlar, ortam, insanları içinde bulunduğu ortamın şartları birçok şeyi aslında öğrenmeye, kavramaya her zamanki normal dönemdeki şartlardan daha kısa sürede mecburi şartlar insanları zorlar ve bu konuda itici güç oluşturur. Bunu da görmüş oluyoruz. Bize gelen dönüklerden ve bizim aslında birebir süreci yaşamamızdan bu konunun aslında ister istemez en bilmeyen öğretmen bile, en bilmeyen akademisyen bile bu işin içine girdi. En azından toplantılara katılmak için, öğrencilere canlı ders anlatmak için bilgisayar ortamında ya da cep telefonu aracılığıyla toplantılara iştirak etmeyi öğrendi. Daha sonra ödev yükleme, öğrencilerle iletişim, EBA'ya veri girişi gibi ödev gönderme gibi. Şimdi canlı dersler daha geniş bir öğretmen kitlesine yayıldı. Daha önce 8. sınıflar, 12. sınıflar daha çok canlı ders anlatılıyordu. Şimdi bakıyorum müzik, resim, müzik, beden eğitimi gibi hocalara da artık canlı dersler tanımlanmaya başladı. Bu da işte sürecin biraz daha rahatlaması, altyapıların oturması, öğretmenlere daha geniş bir öğretmen kesimine yayılmasını beraberinde getirdi. Tam da bu manada bizim şu anda üzerinde duracağımız konu da bu şartlardan şekillenmiş bir konu. Bu konuyu bana ileten Ferda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Arge'de çalışıyor. Biz müzik öğretmenimiz ve aynı zamanda Milli Eğitim'in sosyal kültürel iletişim kısmıyla ilgileniyor. Halkla ilişkiler kısmına bakıyor ve bilimsel sanatsal faaliyetler düzenleme konusunda etkin çalıştığını biliyorum. Bir dönem yüksek lisans derslerimize de katıldı Ferda Hanım. Doktora derslerimize özür dilerim katıldı.
Oradan da kendisini iyi tanıyorum. Bu köprüyü kurduğu için ayrıca Ferda Hanım size teşekkür ediyorum. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Şimdi bu buradaki bir öğretmenlerimiz burada aldıkları formasyonu çok uzun bir süreç olmayacak tabii. Bu semineri belli bir süreyle kısıtlamak durumundayız ama birçok özlü şey vermeye çalışacağım. Adresler, internet siteleri, bir takım aplikasyonlar, cep telefonunda kullanılabilen, kendi bilgisayarınızda kullanabileceğiniz. Bunları etrafıyla, öğrencileriyle ve öğretmen arkadaşlarıyla paylaşacaklarını biliyorum. Ve bunu daha sonra zaten bu yayını YouTube'dan da herkese ulaşacak şekilde yükleyeceğiz. Bu şekilde bir yayılmanın olacağını düşünüyorum. O anlamda memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar katılım için bütün şu anda katılan ve katılacak olan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ben hizmet işi eğitim alanında doktorasını yapmış bir akademisyenim. Türkiye'de müzik öğretmenlerinin hizmetçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda ve hizmetçi eğitimin değerlendirilmesi başlıklı bir doktora tezim var. 2007 tarihinde bitmiş bir tezdir bu. Ve bu alanında tek tezdir. Müzik öğretmenleriyle ilgili olarak. Şu anda bu anlamda hizmetçi eğitimin bir boyutundayız. Uzaktan eğitim portalı üzerinde, web üzerinde daha geniş kitlelere ulaşma. Bizim yıllar önce önerdiğimiz şeylerdi bunlar tezlerimizde. Her gittiğimiz kongrede, sempozyumda hizmet içi eğitim çok önemlidir. Mezun ettikten sonra hizmet içi öncesi eğitimden sonra öğretmenin formasyonu devam eder. Hizmet içinde de mutlaka yeni gelişmelere, yeni teknolojilere, yeni eğitim bilimiyle ilgili gelişmelere açık olmalıdır ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı sağlamalıdır öğretmenlerimize, tüm branşlara, sadece tabii kendi branşımız değil, bütün branş öğretmenlerine bu bakım yapılmalıdır. Tabiri caizse bakım diyorum çünkü bizim bir hocamız gene Leyla Küçük Ahmet, kulakları çınlasın. Profesör Doktor Leyla Küçük Ahmet, o da hizmetçi eğitim konusunda önemli çalışmalar olan bir hocamız. Ben de ondan çok yararlandım. Şunu derdi: öğretmeni mezun ediyoruz eğitim fakültelerinden. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Ondan sonra ne yağına bakıyoruz, ne suyuna bakıyoruz öğretmenin. Bilgi düzeyine bakıyoruz. Yani amiyane tabirlerle, tabii daha böyle çarpıcı tabirlerle hep ders sunuyordu. Arkadaşlar, mikrofonlarımızı tekrar hatırlatayım. Hepimiz mikrofonlarımızı kapatabilirsek dikkatimiz dağılmamış olur. Bu çarpıcı örnekleri hep verirdi. Tabii uzaktan eğitim imkanları geçmişte çok kısıtlıydı. İnternet imkanları bu şekilde değildi. Ağ bu kadar yaygın değildi. Ve bunlar önerilerde kalıyordu sadece. Ama biz bunu şiddetle önerdiğimiz şey, 100 kişiyi Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de hizmetçi eğitimi alırsınız. O kadar. Bütün öğretmenleri alamazsınız yani. 10 bin kişi öğretmen kadrosu olan bir branşın sadece 100 kişisine ulaşabiliyorsanız bu çok büyük, etkili bir sayı değil. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar eğitimi ve eğitim ordusunu güncellemiş olur. Böyle bir girişten sonra tekrar yeni gelenlere hoş geldin demek istiyorum. Tabii bugün seminer başlığımız, değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, meslektaşlarım, pandemi döneminde uzaktan müzik uygulamaları ve karantina psikolojisinde öğrenciye etkileri. Şimdi bu başlık sanırım
konu hakkında çok net bir giriş oluyor. Olağanüstü bir kaos döneminden geçiyoruz. Bütün dünya, sadece biz değil. Tabii bu tesellimiz, yani sadece bir deprem olur, bir ülkede bir afet olur, bir yağmur olur, sel olur, yani doğal afet olur, bir ülkeyi etkiler sadece. Çok daha fazla kitleler etkilenir, ekonomi. Ama bu bütün dünyanın başındaki bir bela, bir küresel pandemi bu. Biz de aslında çok da girdabına kapılmayan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu anlamda gerçekten ülkemizle de ne kadar gurur duysak azdır, sağlık sistemimizle, bütün bu sürecin yönetilmesiyle ilgili. Kim ne kadar eleştirirse eleştirsin, herhalde gerçek biraz gün yüzünde. Çünkü çok uzunca bir süredir çok etkili tedbirlerle can kaybının minimum düzeyde tutulmuş olması ya da daha fazla yayılma, inşallah daha da bu tedbirleri gevşetmeyiz. Şu bayram döneminde de daha duyarlı davranırız. Tabiri caizse ucuz yırttık. Tabii can kaybı çok, yani onun azı olmaz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok kişinin kederi var, yası var. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ama ben şunu, belki bir tabiri oluyor ama ucuz yırtıyoruz gibime geliyor. İnşallah böyle devam eder. Bütün dünya kurtulsun, biz de kurtulalım. Bu işten en az şeyle çıksın insanlık. Hep duamız o. Şimdi bu anlamda tabii görevlerimiz rafa kalkmadı. Devam ediyor. Yani okullar tatil oldu ama eğitim ordusunun işi devam ediyor. Evinden devam ediyor. Geçenlerde bir tartışma olmuş. Öğretmenler boşa maaş alıyor. Şimdi öğretmenler boşa maaş alıyor tartışmasını kim ortaya atar bilemiyorum ama herhalde bu işten bir haber kişiler bunu yapabilir. Öğretmen evinden gece gündüz çalışıyor. Öğretmen evinden EBA'ya ders anlatıyor. Benim eşim arkadaşlar edebiyat öğretmeni, 12. sınıflara giriyor. Her gün 2 saat, 3 saat aralıksız, bakın her gün, onlar sınava gireceği için 12'ler, sürekli canlı ders anlatıyor. Yani benim anlattığım derslerle bazen çakışıyor. Doktora, yüksek lisans öğrencilerim burada. Onlar bilirler, bazen erteleme, kaydırma yapıyoruz saatlerle. Sürekli materyal giriyor ve şimdi düşünüyorum, yani bu yüz yüze eğitimde bile bu kadar ciddi uzaktan eğitime ciddi emek veren öğretmenler bunu bilirler. Yani sınıfa yüz yüze eğitimde girersin, dersini anlatır, çıkarsın, işine gücüne bakarsın. Şimdi öyle değil. Hazırlığı var, ulaşman lazım, öğrencinin peşine düşmen lazım, okulla irtibatını kesmemen lazım vesaire. Sözünüzü, öğretmenler gene bu dönemde de işini çok iyi yapan bir kesim. Hepsinin emeğine sağlık. Tabii sağlık çalışanları ön saflarda, artık onlar sağlık ordumuz, onların işi en zor. Ama geri cephede de toplumu besleyen, toplumu ayakta tutan dinamik bir meslek grubu var. Öğretmenler bunların içerisinde. O anlamda tabii bu noktada arayış içinde birçok kişi kendi çabalarıyla teknolojik olarak ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirimin peşinde. Ama şöyle eleştirilerimiz de var. Biz bunu doktora yüksek lisans derslerimizde de tartıştık. Oradan da dönükler alıyorum. Evet, pek çaba içine girmeyen, nasılsa dönem bu şekilde böyle kapanacak gibi duran, tabi branşlara itibariyle de böyle çok görev düşmeyen, verilirse devam eden mesleki yaklaşıma sahip öğretmenler de mevcut. Bunları da işin içine katmak lazım. Belki de çoğuna sorduğunuz zaman, ya ben bilgisayarı iyi kullanamıyorum, evimde bilgisayar yok, internet bağlantım yetersiz veya birçok bahaneler sunabilirler. Ama internet PC'de bağlantı kuramıyorsanız
Cep telefonu var. Cep telefonu da artık bir bilgisayar işlevi görüyor. Oradan dünya kadar etkinlik yapılabilir. Birçok uygulama yapılabilir. Bugünkü konularımız hep bununla ilgili. Genel olarak sanıyorum durumun çerçevesini biraz çizmiş oldum. Biz şu olağanüstü dönemde şu anda çok ihtiyaç duyulan bir noktada başvurulan ya da desteği beklenen bir branşız. Bu anlamda beden eğitimi öğretmenleri, işte müzik öğretmenleri, görsel sanatlar öğretmenleri uzun süredir çocuklar evlerde dört duvar arasında, özellikle 20 yaş altı biliyorsunuz çıkamıyor dışarıya. Bugün 11 ile 3 arasıydı sanırım. Bizim çocuklar bayram ediyordu. Bir 2-3 saat çıkabileceğiz diye. Müthiş bir bunalım, müthiş bir stres ortamı. Balkonlar yetmiyor artık. Çocuk dışarı çıkıp bir dolaşmak istiyor. Gençler, çocuklar. Ve bu sinir harbine dönüşüyor. Ailelerle, ebeveynlerle, kardeşlerle ve ister istemez barut uçtusu gibi olmuş durumda. Ben kendi iki çocuğumdan biri lise son, birisi orta ikinci sınıf, 7. sınıf. Oradan gözlemliyorum, biliyorum. Ve burada yapılması gereken müzik öğretmenlerine düşen en büyük görev WhatsApp grupları kurarak öğrencileriyle iletişime geçmek, onlarla müziği paylaşmak. Buna ilişkin ödevler vermek. Ödev derken not korkusu değil. Sevgiyle yaklaşıp nasıl okulda işte koroda bir not şeyi yok. İşte koro yapmak, müzik yapmak, okul müsamerelerine öğrenciyi sahneye çıkarmak. Bunlar hep gönüllülük esası. Ama o gönüllülüğü de biliyorsunuz okulda da bizler yaratıyoruz değil mi? Yani çaldığımız bağlamayla, gitarla, söylediğimiz şarkılarla, ne bileyim işte yaptığımız etkinliklerle öğrencide bir heves uyandırıyoruz. Onlara da bu onların da bu etkinlikleri yapması noktasında rol model oluyoruz. Şimdi bu misyonumuz bitmiş değil ve şu an en çok ihtiyaç duyulan zaman, moraller çok düşük. Öğrenciler evde hepsi arızaya bağlamış durumda. O ne yapacağız? Bu müzik öğrencilerin hem zaman geçirmelerine fayda sağlayacak, hem yararlı, yaratıcı yönlerini geliştirip, yararlı bir uğraşla zamanını geçirmesine imkan verecek. O süre içerisinde bir parçayla uğraştığı bir klibini, videosunu çekmeye, hocaya göndermek için hazırlamaya çalıştığı yarım saatte, bir saatte, bir buçuk saatte kimseye dokunmayacak, kimseyle hırlaşmayacak, kendi işine bakacak, bir meşgalesi var. Zaten stres, kavga, gürültü, efendim arıza yapacak iş olmamasından çıkıyor arkadaşlar. İnip aşağıda basketbol oynayamıyor, gezemiyor, sinemaya gidemiyor, AVM'ye gidemiyor. Evde sıkışmış vaziyette, kitap okumaktan bıkmış, test çözmekten bıkmış, artık birçok etkinlik onu kesmiyor. Televizyondan bıkmış, Survivor izlemekten bıkmış. Efendime söyleyeyim, annesiyle tartışmaktan bıkmış, yani tablo gözünüzün önüne geliyor zannediyorum. Şimdi bu anlamda biz öğrenciye ulaşmalı ve bu öğrencilere sihirli değneğimizle dokunmamız lazım. Elimizde müzik gibi bir sihirli değnek var. Hepimizin de buna aklı, teknolojisi, mesleki tecrübesi yeter. Yapmamız gereken telefonu kullanmak, WhatsApp kullanmak, yani herkeste bulunan imkanlar bunlar. Daha ötesi, bir adım ötesi, gelen dönütlerle güzel veriler oluşturmak ve ürünler, bunu çocuklara WhatsApp gruplarında sunmak, onları orada beğeni platformu oluşturmak, bir tatlı rekabet içine belki sokmak, beğeniyi geliştirmek, takdir duygusunu geçmek, takdir edilme, beğenilme, alkışlanma duygusuyla benliklerinde, özgüvenlerinde yükselme sağlamak, kendilerine güven duymalarını sağlamak. Belki de birçok çocuk sınıf karşısında şarkı söyleyemezken sadece telefonda kendisi olduğu için çok rahat, çekinmeden bu işi yapabilecek. Konuşmam temelimiz bu.
Sorunumuz bu. Bunun üzerine uzaktan eğitim imkanlarıyla müzik uygulamaları nasıl kullanılabilir, nelerdir, nasıl etkin kullanılabilir, nerelerden öğrenebiliriz? Sizlerden ricam değerli arkadaşlarım, notlar almanız. Şimdi vereceğim, şimdi şu saatten sonra biraz sunum kısımlarına geçiyorum. Bol bol videolar ve linkler izleyeceğiz. Ama mutlaka kağıt kaleminiz olsun. Kısa bir süre içerisinde, çünkü hızlı bir akış olacak. Notlarınızı alınız lütfen. Toplantımız 3.30 gibi sonlanacak. Öyle planladık. Sonuna doğru da soru cevap ve interaktif bir yaklaşımla ve sizin yaptığınız ilginç etkinlikler olabilir. Onları da belki sizlerden paylaşmanızı isteyeceğim, ama önce bir şu anlatacağım şeyleri bir hızlı bir aktarmam gerekiyor. Notlar almanızı istirham ediyorum. Onlara daha sonra o sitelere girip şöyle bir kurcalayacaksınız. Yeni şeyler keşfetmek üzere. Şimdi bir paylaşım var. Oradan çıkıldı. Şimdi ben kendi paylaşıma geçeceğim. Size bir şey izletmek istiyorum. Yaptığımız çalışmalardan bir tane. Ekranımı paylaşıp. Bu arada arkadaşlar, webinar dediğimiz kavram, webinar kavramı aslında seminerin web üstündeki uygulaması. Artısı da şu, birçok belge, doküman, video, ses dosyası gibi birçok materyal bilgisayardan paylaşılabiliyor. Ayrı ayrı şeylere gerek yok. Hepsini bir anlatım paketinden ulaştırmanız mümkün. Şimdi ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. Ferdi hocam, sadece sen istersen sesini açabilirsen. Ya da Ferda hocam. Ferda hocam, duyuyor musunuz? Evet. Ferda hocam, sesim ekran görünebiliyor hocam. Tamam, peki. Sesiniz geliyor hocam. Tamam. Sadece sizinle o zaman şey yapabilirim, görünüp görünmediği. Şimdi tabii bakın, burada size göstereceğim şeyler var. Buradan mesela bir tane bizim 4. sınıf müzik öğretmenliği çocuklarının, öğrencilerimizin hazırladığı bir şey izleteyim size. Özlem parçası, Güneş Açık Gözün. Arkadaşlar, bu bizim 4. sınıf öğrencilerimizin bir çalışması. Kendileri bir araya gelip biraz sonra tanıtacağım bir programımı da kullanarak, ki bu program zannediyorum Camtasia stüdyo programı. Bu programla başka etkinlikler de şimdi göstereceğim. Doktora yüksek lisans grubumuzla yaptığımız çalışmalar. Fakat bu çalışma biraz daha görüntü kalitesi yüksek bir çalışma olmuş. Çünkü tam sürümüyle çalışılmış.
Ücretli sürümü, hatta ücretli de değil hocam, bir şekilde biz indiriyoruz şeklinde bir dönüt aldım öğrencilerden. Onlar teknolojinin kurdu tabii. Çok iyi biliyorlar, iyi kullanıyorlar. Şimdi ayrıca başka örnek çalışmalardan hemen bakalım ne yapmışız. Bakın bu çalışmada evet, bu çalışma hakkında küçük bir bilgi vereyim. Herkes sorunsuz izleyebiliyor değil mi şu anda Ferda Hocam? Evet hocam, tamam. Geliyor ses, gayet görüntü de iyi. Şimdi değerli arkadaşlar, İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği programımız 30 yılını geride bırakmış bir akademik birim. Türkiye'de 7. müzik öğretmenliği bölümü Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde açıldığı zaman 1989 yılıydı. Ve ben o ilk yıl bu üniversitenin müzik öğretmenliği programına giren ilk öğrencilerdenim. İlk öğrenci grubundan 30 kişi girmiştik. Ve 93 yılında da mezun olduk. İlk mezunuyum İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği programının. Şu anda da çok gurur duyduğum bir şey bu. Mezun olduğum lisans programının başında ana bilim dalı başkanı, bölüm başkanı olarak bulunmak, görev yapmak bana çok büyük bir onur veriyor. Ayrıca yüksek lisans doktora programıyla da burası bir üst konumunda. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün yükünü yıllardır karşılayan bir birim. Yüksek lisans doktora programlarımız hız kesmeden bizim ve etkin çalışarak akademiye desteğini sürdürüyor ve öğretim üyesi de yetiştiriyor. Çok da öğretim üyesi üreten bir birim oldu burası yıllar içerisinde. Şu an izleyeceğimiz şey doktora ders grubumla müzik eğitimi araştırmalarında literatür ve yöntem dersimi alan doktora öğrencilerimizle yaptığımız, bu konuya ilişkin yaptığımız bir çalışma. Şöyle baştan şey yapalım. Gençlik Marşı'nı yaptık örnek olarak ve bunu gene Camtasia Stüdyo programında İl Bilge İnal öğretmenimiz, doktorantımız montajladı. Teşekkür ediyorum ona da kendisine. Başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürür yeni arkadaşlar. Sesimizi yer yoksa dinlesin, serdadanlarla her yerinlesin. Sesimizi yer yoksa dinlesin, serdadanlarla her yerinlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var, nerede bu dağlar taşar? Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Lan 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 lan, sesimizi yar göksü dinlesin, sarmadığınlarla her yerinlesin. Sesimizi yar göksü dinlesin, sarmadığınlarla her yerinlesin, dinlesin. Evet, çalışma bu şekilde. Tekrar emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve montajla ilgilenen İl Bilge öğretmenime de teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bunu niye yaptık? Yüksek lisanstan da örnekler vereceğim şimdi. Bunları
bu seminer konusu gündeme geldikten sonra ben derslerimde arkadaşlarla paylaştım. Her biri farklı okullarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız bunlar. Bu arkadaşlarımız farklı farklı illerde değişik sosyal tabakaların olduğu bölgelerde öğretmenlik yapıyorlar. Bir de bu da işin daha böyle iyi bir tarafı. Çünkü farklı farklı öğrenci profillerini görme şansımız da oldu. Daha da olacak. Bunu daha derinleştirerek bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bu seminerde sunacağım şeyleri planlarken yaptığımız şeylerin dönütlerini anlatmayı düşündüm. Ve arkadaşların da tabii müzik öğretmenliğinin akademik kısmında öğrenim gören, lisans düzeyinde öğretim alan, öğrenim gören ve aynı zamanda müzik öğretmenliği görevlerini de devam ettiren arkadaşlarımız bunlar. Bunu birleştirip hem bilimsel çalışma yapmak adına yani bilimsel temelleri olan şeyler anlatmak adına hem de onların da bunu deneyimleyip çevrelerine yaymalarını sağlamak adına böyle bir çalışma içerisine girdik. Hepsi de çok güzel veriler getirdiler. Burada şimdi daha birçok şeyi paylaşacağız sizinle. Hemen mesela yüksek lisans grubumuzun da çalışmasını dinlediğim, burada dinlediğimiz bu çalışmalar aslında kendinize modellemenizi istiyorum arkadaşlar. Müzik öğretmeni kendi öğrencileriyle, tabii böyle bu şekil, belki Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğretmenler çalgı çalan öğrencilerle böyle şeyler yapabilirler. O mesleki müzik eğitim kurumlarında, biz de bir mesleki müzik eğitim kurumuyuz, bu beceriye sahip kişilerle yapılabilir. Ama şimdi göstereceğim şey yüksek lisansla çok daha basit bir şey. Tek sesli, unison bir paylaşım bu. Bir Güzel Anadolu hepimiz biliyoruz. Bunu unison olarak deneyelim dedim. Arkadaşlar nasıl bir şey çıkıyor? Ne kadar sürede oluyor bu iş? Öğrencilerinizle nasıl yapabilirsiniz? Şeklinde. Bakın şöyle bir şey çıktı ortaya. Yüksek lisans grubuyla da. Evet arkadaşlar, şu an sorunsuz izleyebiliyor muyuz? Evet hocam.
Tamam. Seslerde de problem yok herhalde. Şimdi burada bu arada yüksek lisans öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Onların içinde de 4 yüksek lisans öğrencimiz Milli Eğitim'de aynı zamanda öğretmen olarak görev yapıyor. Diğerleri henüz öğretmen değiller. Ama farklı okullarda çalışanlar, sanat merkezlerinde ders veren aktif olarak kişiler müzik eğitimciliği yönlerini aslında devam ettiriyorlar. Formal bir kurumda olmamakla birlikte. Şimdi tabii buradaki arkadaşların da yine örnek öğrencilere yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz, göreceğiz. Bakın ben orada öğrencilerimle oturdum. Ne yaptım? Şarkı söyledim. WhatsApp'tan çektim. Bana altyapı gönderdiler. Mustafa Baran, o da Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nin işitme öğretmeni. Piyano eşliğini yapan hocamız. Mustafa Baran altyapıyı hemen çaldı, gönderdi. Bana da geldi. Sonra sözler ve o altyapıyı kulaklıkla bilgisayardan dinleyerek neye okudum? Telefona okudum. Bakın uygulamanın aslında esası bu. Öğrencilerinizle yapacağınız birçok anlatacağım şeyin temeli bu. Öğretmen hazır bir altyapıyı öğrencisine gönderebilir. Kendi çaldığı bir altyapıyı öğrencisine gönderebilir. Ya da kendi çaldığı hazır bir altyapı üstüne kendisi çalıp kaydedip ne çalıyorsa artık bunu öğrenci ya da öğrencilerine gönderip buna kayıt yapmasını ve geri dönüt vermesini isteyecek. Mesele bu. Bunun için de sınıflarından WhatsApp grupları kuracak öğrencileriyle ve bu gruplarda bu yapılan ürünler paylaşılacak. Mesele bu. Yani sadece öğrencinin göndermesi tabii o da bir boyut ama asıl üstünde durduğumuz konu aynı sınıfta koro yapar gibi, müzik dersi yapar gibi WhatsApp grubu içerisinde öğrenciler yaptığı şeyden bir dönüt alacak. O alkışlandığını görecek. Diğerler ne güzel Ahmet söylemiş, ne güzel çalmış Ayşe gitarını ya da öğretmenle ne güzel düet yapmışsın Mehmet gibi oradan yorumları görecek. Bu onun motive, onure edilmesini sağlayacak. Motivasyonunu yükseltecek. Gerilimini düşürecek. Stresine iyi gelecek. Beğenilme duygusuyla daha iyi hissedecek. Çünkü evde aylardır hapis. Bakın bu bir rehabilitasyon aslında. Ve bir terapi. Biz müziğin terapi yöntemi aslında yönünden de faydalanıyoruz. Müziğin en büyük işlevi biliyorsunuz terapik yönü. Müzik çok önemli bir terapi aracı. Bunu Sağlık Bakanlığı bile artık hastanelerde müzik terapiyi bir alan olarak birçok terapiyle birlikte eğitimini verecek birimlerin artık yönetmenliğini çıkardı. Sağlık Bakanlığı tıp fakültelerinde bile, sağlık üniversitelerinde bile bunun artık tanımı var. Bölümleri yavaş yavaş açılıyor. Sadece eğitimsel yönü değil, bu yüzyıllardan beri işte müziğin bu terapik yönü zaten kullanılmış. Bunu Selçuklu, Osmanlı atalarımıza döndüğümüz zaman bizim kökenimizden ta aslında Türklerin eski kökenine gidiyor. Yani şamanlar, kamlar, baksı dansı, efendime söyleyeyim yapılan karacorga dedikleri dans, baksı dansı bunun gibi dans ve ritmin, müziğin birleştiği birçok yani iyileştirici gücünden hep faydalanmışız. Günümüze kadar biraz tarihe girmiş olduk ama bu onunla ilgili bir şey aslında yaptığımız şey. Bir terapik unsur. Ondan faydalanmaya çalışıyoruz. Evlerimizde oturmuyoruz. Özü şu, müzik öğretmeni evinde oturmayacak, biraz öğrencisiyle ilgilenecek. Evet, öğrencisiyle ilgilenecek ve ödevler verecek. Şimdi tabii öğretmen gönderip takip ettiği zaman öğrenci de biraz bu işe nasıl söyleyeyim biraz sorumluluk duyarak hoca bekliyor yeniden mesaj yaptı ben göndereyim. Ya şu grupta arkadaşlarım var ben de olayım şeyine girecek ama bunu biz yapacağız. Bakın öğrenci gelip bizi evde bulmaz arkadaşlar. Okulda da öyle değil mi?
Öğrenciysen zil çalıp toklamazsan sınıfa geçip dersini yapmazsan öğrenci mi seni gelip bulup sınıfa getiriyor? Öğretmen herkesi organize eden, eğitimin tanımı da bu değil mi? Bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik davranışlar, davranış değişikliği ve kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci eğitim. Selahattin Ertürk tanımı yapıyorum size. Müzik eğitimine uyarlayalım. Bireylerin kendi yaşantısı yoluyla müzikal yaşantılarında, müzik bilgilerine, müzikal yaşantılarında ya da müzik seviyelerinde bilgi, uygulama, yani devinişsel, bilişsel her türlü kastediyorum. Müzik yaşantısı diyelim. Kendi yaşantıları yoluyla kalıcı izli, istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecine de müzik eğitimi süreci diyoruz. Yani eğitimin başına müziği koyduğun zaman aynı tanım bize de oturuyor aslında. O zaman şimdi bunu evden yapacağız. Okulda dersimize gitmediğimiz zaman müdür gelmiyor mu? Neredesin arkadaş? Niye dersine? Niye 5 dakika geç kaldın? Şimdi ama evlerde bir şey var, bir rehavet var. Öğretmende de rehavet var. Şimdi biraz aynayı kendimize tutacağız. Ben hizmet içi eğitimciyim. Yani işin biraz bir şey yönüne bakarım. Yani bit yeni yararım. Yani oturan öğretmen modeli var. Çalışan öğretmen modeli var. Kendini yırtınan öğretmen, yani bu iş için kendini yırtan öğretmen modeli. Bir de yatan öğretmen modeli var. Arkadaşlar, haksız mıyım? Bu böyle. Ya okulların normal zamanında da hani vardır ya böyle ayrımlar, böyle sıralayabilirsiniz. Ama hiçbiri birbirine denk değil yani. En azından ne diyelim, vicdan muhasebesi yaptığın zaman denk değil yani. Bir kere şunu kendine soracaksın. Ziya Selçuk, Sayın Bakan, benim de Gazi Üniversitesi'nden o zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'yken hocamızdı. Görüştüğümüz Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptığım için oradan bildiğimiz, tanıdığımız hocamız. Şimdi şöyle çok güzel, Malatya'da geldiği zaman bir toplantıya gelmişti. Bir oturma fırsatımız oldu. Çok güzel bir şey söyledi. Toplantıda da öğretmenlere söyledi. Ben dedi bütün imkanları öğretmenlere sunmaya çalışıyorum. Birçok proje var. Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili, ücretleriyle ve başka birçok konuda, okulların iyileştirilmesiyle ilgili vesaire. Bunu hak etmeniz lazım. Hak etmek lazım. Her gün öğretmenin kademesi ve statüsü daha yüksek noktaya geliyor. Okullar daha değer kazanıyor. Eski statüsüne geliyor. Öğretmen eskiden çok değerliydi. Sonra bir dönem pula çevirdiler. Ama ondan sonra yeniden bir basamak, bir tırmanışa geçti öğretmenlik mesleğinin statüsü. 7 yıl müzik öğretmenliği yapmış. Çeşitli kademelerde idarecilik görevi üstlenmiş, bir MEP'te çalışmış bir akademisyen olarak konuşuyorum. Hiç Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmamış kuru akademisyen olarak konuşmuyorum. Yani hiç öğretmenlik yapmamış, okuldan kapıdan içeriye girmemiş, direkt öğretmen yetiştiren ve mangalda kül bırakmayan hocalar da var. Yani bu bir realite. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Sorduğun zaman kaç gün öğretmenlik yaptın? Ben hiç öğretmenlik yapmadım noktasında olan. Onu diyemeyen tabii, diyemezsin. Yani öyle konuşmuyorum. 7 yıl dirsek çürüttüm Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında. Çeşitli değişik statüde okullarda, İmam Hatip'inden ortaokuluna, Anadolu Lisesi'nden özel okullarına, her kısımda. Hem müzik öğretmeni hem idarecilik yapmış biri olarak, alandan gelen biri olarak konuşuyorum. Şunu demişti bakan, Sayın Bakan, hakkımı helal etmem öğretmenlere. Akşam başını yastığa koyduğu zaman ben bugün öğrencilerim için ne yaptım sorusuna tatmin edici, vicdanını tatmin eden bir cevap alamıyorsa, o oturup biraz daha kendini sorgulasın, geliştirsin, hatta eksiğini kapatsın. Burada tabii herkes kendi bir kere buradan hareket edecek. Şimdi gün bugün okullarda yok, öğrenci de yok. O ne güzel,
Ense, hayır arkadaş, evden çalış ya. Milletin çocuğu evde birbirini yemeye başladı. Anneyle babayla böyle psikolojileri alt üst. Biraz bir çaba gösterelim. Biraz beden eğitimciler mesela şimdi koymuşlar, onlara da canlı ders. Çok güzel. Karşısında hareket yaptırsın. Bir şey versin. Önersin bir siteyi, bir hareketi, bir ne bileyim broşür göndersin. Hangi hareketler yapacak? En basit şeyler. Bu anlamda tabii kendimizi formatlamamız, biraz sorumluluk hissetme noktasında davranmamız gerekiyor. Zaten böyleysen, bu şekilde hissediyorsan kendin araştırır bulursun. Ya ben ne yapabilirim? Bana ne düşüyor bu cephede? Ben moral motivasyona nasıl faydalı olurum? Bu çocuklara nasıl bunalımlarını aşmada yardımcı olurum? Ne çaldırabilirim? Ne söylettirebilirim? Nasıl motivasyon sağlayabilirim? Buradayım. Buradan hareket edeceğiz. Şimdi tekrar birkaç başka paylaşım. Şimdi bakın arkadaşlar, burada yaptığımız çalışmalardan hemen göstereceğim ama şurada uygulamalar, ücretsiz programlar var diyor. Şimdi şu soru akla gelebilir. Biz öğrencilerimize bu birleştirme programlarını nasıl bulacağız? Ya da bu videoları gönderdiler, nasıl birleştireceğiz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İlla birleştirmeniz, böyle montajlar yapmanız falan gerekmiyor. Sadece WhatsApp grubunda bile böyle bir atmosfer oluşturmanız öğrencilere çok ciddi motivasyon sağlar. Şimdi böyle tek tek çalışmaları da göstereceğim. Ama mesela şurada bir tanıtıma bakalım. Camtasia programı nasıl kullanılmış? İyi Bilge Hoca anlatmış. Farklı zamanlarda veya farklı mekanlarda çekilen videoları veya ses dosyalarını birleştirmek için, aynı ekranda görebilmek için, senkronize bir şekilde birleştirebilmek için kullanılan bir program. Programımızı açtığımızda ilk önce bu bir deneme sürümü, 30 günlük bir deneme imkanı sunuyor. Daha sonra hocam ekranı paylaşmadınız. Karşımıza gelen ana ekran bir şekilde bir dakika arkadaşlar. MP3 dosyalarımı eklemem gerekiyor, kullanacağım. Şuradan geleyim tekrar. Paylaşımım var şu anda, bakayım. Düşmüş mü paylaşımda? Paylaşım yok hocam şu anda. Tamam, bakıyorum tekrar. Ne diyor? Diğer bir kullanıcı ekranınızı göstermeyi devam ettirmek. Devam et. Evet, şu anda devam ediyorum. Şimdi görülüyor mu? Evet hocam, geldi, görüldü. Tamam, döndük. Tekrar Bilge Hoca'nın anlatımlarına. Camtasia Studio, farklı zamanlarda veya farklı mekanlarda çekilen videoları veya ses dosyalarını birleştirmek için, aynı ekranda görebilmek için, senkronize bir şekilde birleştirebilmek için kullanılan bir program. Programımızı açtığımızda ilk önce bu bir deneme sürümü, 30 günlük bir deneme imkanı sunuyor. Daha sonra satın alınabiliyor. İlk karşımıza gelen ana ekran bu şekilde. Video veya MP3 dosyalarımı eklemem gerekiyor, kullanacağım. Şurada kanallar var. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal şeklinde arttırabiliyoruz. Medyaları eklemek için import medya veya klasörü direkt açıp sürükleyerek şuradaki ekrana atabiliyoruz. Buradaki ekrandan aşağıya yerleştirme yapabiliyoruz. İlk önce kullanacağım MP3 dosyasını birinci kanala ekliyorum. Diğer iki videoyu iki ve üçüncü kanallara ekliyorum. Yapacağım bu örnek çalışmada ilk önce altyapı olarak kullanılan karaoke'yi dinlemem gerekiyor. Tam başlayacağı yerde öğrencilerin sesini yerleştirmem lazım. Dinliyorum. Sesin başlayacağı yerde öğrencilerin zaten dalgalarından belli oluyor başladıkları yer. Onu senkronize bir şekilde denk getirmeye çalışacağım. Bunun dışında ince ayarları yapmak için yaklaştırıp dalgaları çok yakından görebiliyorum veya genel görmek istersem uzaklaştırabiliyorum.
Şöyle tam oraya dalgaları denk getirmeye çalışacağım. Yaklaştırıp ince ayarını yapmaya çalışacağım. İlerleyemiyor çünkü şurada yer kalmadı. Bunun boyutunu kısaltmak için kırpıyorum sürükleyerek. Kırpma işlemi sırasında baştaki kısmı gidiyor. İstersen tekrar çektiğimde tekrar geliyor. Şöyle yerleştireceğim. Deniyorum. Olmadı. Biraz daha sürüklüyorum. Tekrar deniyorum. Evet. Baştaki kestiğim kısmı tekrar uzatıyorum. Öğrencilerin baştaki görüntülerine gitmemesi için. Evet. Arkadaşlar burada bir beni görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görebiliyoruz. Evet, bu biraz uzun bir anlatım. Bunun internette de kullanım şekilleri var arkadaşlar. Çok vakit kalırsa tekrar bu anlatıma dönelim ya da YouTube'da ayrıca bu paylaşımları tam olarak başka bir şekilde verelim. Ulaşabilirsiniz oradan da. Ama internette de başka anlatımları, daha uzun anlatımları mevcut. Örnek kısa bir anlatımdı bu. Şimdi sonucuna doğru biraz ileri aldım. Yazımızın olduğu yeri bulmamız gerekiyor görmek için. Yazımız da burada. Şuraya geldiğimiz zaman yazıyı görebileceğiz. Bu hazır olmuş olduğumuz videoyu kaydetmek için Produce & Share kısmını kullanıyoruz. İstediğimiz boyutu ayarlıyoruz. İleri. Nereye kaydetmesini istiyorsa orayı seçiyoruz. İsmini yazıyoruz. Ve son butonuna basıyoruz. Render işlemini başlatıyoruz. %100 olduğu zaman videomuz MP4 dosyası şeklinde bilgisayarımızda yer alıyor. Evet. Bu sunum için teşekkürler İlbilge Hoca. İlbilge Hocam sesini açabilir misin? Buyurun hocam. Mesela bu şimdi bu projeyi izleyeceğiz. Ne kadar vaktini aldı? Bu proje eğer öğrencilerden doğru bir şekilde video gelirse hocam yani yarım saat içerisinde bitebilecek bir şey. Ben bununla biraz daha fazla uğraşmıştım. Senkron problemleri vardı. Kestim, birleştirdim vesaire. Evet. Ama çok uzun zaman alan bir şey değil. Evet. Şimdi dinleyelim. İlbilge Hoca'nın öğrencilerle... Ersin Hocam. Bölüyorum ama davet bekleyen bir arkadaşımız vardı. Kabul edebilir misiniz? Hemen edelim. Hemen. Şu anda göremiyorum davetini. Pınar Hocam epeydir bekliyordu. Hocam Enes Hoca göndersin. Ha, tamam. Benden kabul... Kabul bekliyordu hocam. Kabul, tamam. Sorun yok. Devam edelim hocam. Tamam. Şimdi... Arkadaşlar bir bakın orayı nasıl çözebilirseniz. Şimdi tekrardan dönüyorum bu paylaşıma. Şu şekilde sanırım. Görüyor değil mi herkes? Evet. Sonra böyle bir proje çıkıyor ortaya. Evet, biraz kısa kesmek durumundayım. Başka çok şeyimiz var, uygulamamız var, göstereceğimiz. Tabii bu gene bir örnek. İsterseniz hemen birkaç öğrenci şeyine de bakalım. Neler düşünüyor? Öğrenciler bu konularla ilgili nasıl dönütler veriyorlar?
Buna bir bakalım. Öğrenci görüşleri. Evet. Burada öğrenci görüşü demiş. Mesela Harun Hoca'nın yaptığı, Malatya'da görev yapıyor Harun Hoca. Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışmaya bakalım. Şimdi nasıl bir yöntem izliyor? Bakın, türkünün notasını göndermiş WhatsApp'tan. Sonra türkünün sözlerini göndermiş. Annemize türkü demeyelim, şarkının daha doğrusu. Annemize türkü şarkısının sözlerini göndermiş. Herkes görüyor mu? Görülüyor. Evet. Sonra ne yapmış? Altyapısını yapmış, göndermiş Harun Hoca. Tabii bunu gönderirken öğrenciye bir de sizin okuyarak örnek okuduğunuzu da göndermeniz gerekiyor. Bir okunmuş şeklini, kendi şan kısmını okuduğunuz kaydını, bir de şan kısmının olmadığı normal altyapıyı gönder. Bu şekilde altyapıyı öğrenci sizin okuduğunuza bakarak nasıl okuyacağını öğrenecek. Ondan sonra normal altyapıya da kendisi okuyacak. Şimdi şöyle bir şey çıkmış ortaya. Çocuklar, şimdi de en kıymetli varlığımız annelerimize bir sürpriz yapalım mı? Evet. Hadi onlar için bir şarkı söyleyelim. Nasıl okunduğunu kendi okumamış ama başka bir örnekle göndermiş. Güneşin anası çok, evim çiğ. Ondan sonra da Üstten üçüncü sırada hocam. Evet, annemize türküyü şu hale getirmiş. Güneşin halası çok, evimin çivisi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilmesi yok. Evim çiçek gelelim, yollarına senelim. Sevgi dolu kürküme, annemize verelim. Sevgi dolu. Evet, biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bu şimdi nasıl, bu işin mutfağını göstermeye çalışıyorum. Şimdi birinci öğrenci bunu nasıl seslendirmiş bakalım. Hocaya gönderdiği kayıt bu. Sonra hoca bunu birleştirdi. Güneşin alası çok. Aslında altyapı çalıyor kulaklıkta. Çilesi çok. Analar İkinci öğrenci aynı şekilde. Şu an aranamayı bekliyor. Şarkıya girecek. Alası çok, evin çilesi çok. Analarla annemize verelim. Gibi. Şimdi tabii üçüncü öğrenci. Burada bir geliştirilmesi gereken öğrenci ibaresi var. O da herhalde biraz daha iyi okuyanlarla herhalde bir çalışmaya yaptın. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçek delelim yollar. Evet, bu çalışmalarda Harun Hoca, istersen sen süreci nasıl bir kısaca özetler misin hemen? Tabii hocam. Siz başta bahsettiniz zaten o önce şarkıyla ilgili kaynakları gönderdim, oradan çalışmalarını istedim. Daha sonra bazı öğrenciler tabii geri dönüş yapmadı. Normalde de okulda da hani ödevini yapmayan öğrenci olduğu gibi. Bazıları tam istenilen şekilde geri dönüş yaptı. Bazıları görüntüsünün veya sesinin olmasını istemedi. Onlara da tabii saygı duyduk. Görüntüsünü kapattık. Veya, olabilir. Olabilir. Tabii o görüntüsünü istemeyen öğrenciyi sadece ses olarak değerlendirebilirsin. Dinlediğim geri dönüşlerden
geliştirmesi gereken öğrenci mesela uygun tonda veya parçaya uygun söylememişti. Ona doğrusunun nasıl söylenildiğini gönderip tekrar çalışmasını istedim. Eksikler varsa işte izlediğim videolarda onları bireysel olarak öğrencilere geri dönüş yaptım zaten. Bunu da WhatsApp grubumuzda öğrencilerle de paylaştık. Hani diğerleri de bunu görsün ve oradan hani motivasyon olsun diye. Daha sonra topladığım videolardan, elediklerimden güzel olanları veya işte uygun olanları bir araya getirdim. Hocamın da anlattığı programa benzer bir programla. Hangi program kullandın hocam? Ben YouTube Movie Maker programını kullandım. Tamam. Arkadaşlar YouTube Movie Maker da önemli bir program. Onu da yine Metehan Hoca, doktorantımız Metehan Göktaş anlatacak. Birazdan onu da göstereceğim. Yani bunlar en kolay kullanılabilecek ve YouTube'da videolarını bulabileceğiniz, kullanma videolarını izleyip kolayca öğrenebileceğiniz ve bedava programlar. Yani bir para ödemeden bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Camtasia stüdyonun 30 günlük denemesini bedava indirebiliyorsunuz. Bu YouTube Movie Maker, biraz sonra gene Metehan Hoca'dan dinleyeceğiz onu. O da aynı şekilde. Başka gene burada benim not aldığım, bakın programlar var. İsterseniz bunları not alın. Bu tür işlemlerin yapılabileceği iMovie programı var mesela. YouTube Movie Maker, Camtasia Studio, iMovie iPhone'larda ve iPad'lerde işlevsel olan. Başka kurcaladığınız zaman deneme sürümlerini indirebileceğiniz başka şeyler de karşınıza çıkacaktır. En çok kullanılabilen, kolay, etkin şeyleri ben burada göstermeye çalıştım. Harun Hoca, teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Hemen şuradan tekrardan şeye dönmek istiyorum. Buradan ekranım görünüyor mu? Hala. Ersan Hocam. Görünüyor hocam şu an. Hocam çok özür dilerim. Evet. Ersan Hocam, davet var. Davetleri kabul edebilir misiniz? Arkadaşlar seminere girmek istiyor. Tamam. Onaylarsanız seviniriz hocam. Şimdi ben hemen tekrar o zaman bakayım. Şeyden çıkınca mı acaba, kendi sayfa sunumundan çıkınca mı davetleri görebiliyorum? Burada bakıyorum. Şu an size gelen bir şey yok hocam. İşte bende görünmesi lazım ki davetleri tıklıyorum, onaylıyorum. Ve kendi sayfama döndüğüm an geliyor davetler aslında. Sunumdan bir çıkayım, öyle deneyeyim. Sunumu durdur diyeyim. Belki şimdi gelir davet. Evet. Hocam, Selda Şahin adında bir öğretmen arkadaşımız şeyden yazıyor, davetimi kabul etmenizi bekliyorum diye de. Evet. Arkadaşlar ona bakın, mail adresine bir daha şey gönderin, olur mu Ferdi Hocam? Hocam tekrar atayım. Tamam. Evet. Tamam. Devam edelim. Şimdi vakit tabii hızlı ilerliyor. Şu ana kadar nasıl gidiyor arkadaşlar? Notlarımızı alıyoruz herhalde ve eminim denemeler de yapılacaktır. Şimdi biraz farklı bir boyuta geçmek istiyorum ben. Bu noktada kendinizin de kullanabileceği çok etkin, zevkli, neşeli uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Bakın ben de denedim. Çok güzel. Öğrencilerinize de tavsiye edin. Bedava sürümünü bir hafta deneyebiliyorlar. Simul programı. Bu simul programı bunu internet bağlantılarımda olacaktı. Göstereyim mesela. Evet. Buradan.
Ersan Hoca'nın bağlantısı koptu sanırım. Aynen. Ferdi Hoca, Ersan Hoca. Arkadaşlar, Ersan Hoca tekrar bağlanana kadar öğrenci görüşleriyle ilgili bir şey gösterecekti. Olmazsa vakit boş geçmesin. Görebiliyor musunuz ekranı? Görünüyor hocam. Tamam. Ersan Hoca evet, gelene kadar görünüyor. Ersan Hoca gelene kadar ben o öğrenci görüşlerini göstereyim o zaman. Evet, bir öğrencimiz yaptığı çalışmayla neler hissettiğini, özür diliyorum bir saniye. Harun Hocam, kulaklığınızı çıkarırsanız bilgisayardan duyabiliriz. Şu an ses gelmiyor. Güzel etkinliği bizlere sunan değerli öğretmenlerimize çok çok teşekkürler. Videoyu başa alabilir misiniz hocam? Birinci öğrencinin yine... Birinci öğrenci... Bu geçici evet. Karantina süresi içerisinde... Değerli öğretmenlerimiz eşliğinde yapmış olduğumuz bir video etkinlik ve bu videonun da çok kıymetli. Hep birlikte evde geçirdiğimiz... Merhabalar, ben Vahap Tümür. Güzel bir video çektik. Altyapılar, düzenlemeler çok iyiydi. Yani bu süreçte bize çok iyi geldi. Yaşadığımız süreç çok kötü bir süreç aslında. Yani nereden baksak... Yani o kadar insan öldü, o kadar kişi gelecek hayalleri falan şu anlık bir planı yok. Sadece yapacağı tek şey müziğe sığınmak oldu. Ve bu müziğe sığınmanın verdiği bize ruhsal deney çok iyi oldu. Psikolojik olarak bize baskılarımızı kaldırdı. Ve her şeyi çok iyi algılamaya başlıyoruz bunlar sayesinde. Onun için bu yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet, öğrenci görüşleri genel olarak böyleydi. Hocamız gelene kadar iki videoda ben izletebilirim. İsterseniz. Yapmış olduğumuz çalışmalardan. Tabii ki hocam. Harun hocam, var mıydı başka bir şey? Ölmek istemiyorum. Tamam, o zaman. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Evet. Peki. Yine doktora sınıfından bir arkadaşımızın yapmış olduğu, öğrencisiyle yapmış olduğu çalışmayı izletmek istiyorum ben. Örnek görmek açısından. Thank you.
Burak hocamız Güzel Sanatlar Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışıyor. Diğer bir öğrencisiyle yapmış olduğu çalışmayı izleyelim. Hocam geldi sanırım. Evet. Hocam hoş geldin. Vekaleten yürütmüşsün semineri, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, ben de bir teknik sorum var. Teşekkür ediyorum Bilge. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir teknik problem oldu. Ben bir devre dışı kaldım. Tekrar şimdi online'ım. İbilge, ekran paylaşımını ben alıyorum. Sen bir istersen çık ekran paylaşımından. Çıktım hocam, çıkmış olması lazım. Tamam, peki ben alıyorum. Hı-hı. Evet, arkadaşlar simüle örneklerini paylaştım. Simüle örneklerini. Hangisinde koptuk? Simul videosunu tanıtımın kısmı. Simule geçerken koptu hocam. Oradaki bir tanıtım videosu vardı. Orada mı koptu? Simule ilgili hiçbir şey görmedim. Hocam en baştan itibaren. Peki, oradan hemen tekrar devam edelim arkadaşlar. Bakın bu notunuzu alın. Simul karaoke. Ersan hocam, oradan açarsanız yine kopar diyecektim, koptu. Buradaki müzik öğretmenlerinden örnek yapan varsa ya veya deneyimlerini paylaşmak isteyen varsa konuşabiliriz aslında hocamız gelene kadar. Ya da farklı bir görüş açısı sunabilecek olacağın hocalarımız, buyurun sizleri dinliyoruz. Veya... Hocam biz de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli videolar hazırlıyoruz. Ancak arkadaşlarım daha çok bu videoları nasıl kurgulayabileceklerini, nasıl, hangi programlarla bir araya getireceklerini merak ediyorlar. Sorusu olan varsa o zaman yanıtlamaya çalışalım. Evet, soru sorun cevap. Ersan hocam geldi yalnız. İyi bilgi hocam. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hocam Google Chrome açtığınızda yeni sekme açın. Daha sonra Simulate Tıklayın. Google Meet'i kapatıyor. Ondan düşüyorsunuz. Tamam, peki. Şimdi gene buradan ben devam edeyim. Ekranımı yeniden paylaşmam gerekiyor herhalde. Evet hocam, yeniden paylaş. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oluyor bu bunlar arada. Şimdi ben buradan şuradan paylaştığım zaman mı düşüyor? Hocam şu üstteki açık olan sayfalar var ya, mail ve meet yazan yer. Evet, evet. Oradaki artıya tıklayın hocam. Yeni bir sekme açın. Ha, buradan. Aha. Şimdi paylaşın hocam. Tamam, şimdi oldu. Arkadaşlar hemen şunu göstereyim. Bakın bu bulunduğumuz Google Meet'i kullanarak da öğrencilerinizle şu şekil müzik yapabilirsiniz. Bir örnek. Başka inci tanemi söyleyin demiş Yağmur. İnternet fabrikası. Şuradan başlayalım. İsteğini yapalım. Bu arada Berkan hocam, bağlamayla eşlik edecek misiniz? Valla çok bir repertuarım yok ama hocam, bildiğim parçalar çalarım. Enstrümantal dinlemek isteriz hocam. Çok teşekkür ederim. Ne demek Caner'cim? (Gülüyor)
beraber. Okulda çaldığı ilk gün şöyle buldum. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Söylediğim cepten ayar. Tebrik ederim, mükemmeliniz. Teşekkür ederim. Bu da güzel bir şarkı. Öyle bağlan. Sabrım, sabrım değil, sabrım değil. Sabrım, evet arkadaşlar, bu sanıyorum Zoom programı. Ferda hocam, bu Zoom programı mı? Hayır hocam, değil. Ben bir yine benzer bir iPhone falan yazıyor. Benzer bir paylaşım programı. Aynı anda herkes online şarkısını da söyleyebiliyor. Aynı platformda buluşabiliyorlar. Bunu mesela Google Meet üzerinden yapabileceğimizi düşünüyorum. Buna bir teknik engel var mı Ferdi hocam? Herkesin sesi aynı anda duyulabilir mi? Duyulabilir hocam. İnternet bağlantısıyla ilgili gecikmeler, senkron problemler var. Bu da mesela herhangi bir program. Bunda gayet güzel. Bakın söylüyorlar. Sohbet de ediyorlar. Biraz araştırmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi başka bir şey arkadaşlar, boyut, telefonlarda kullanacağımız bu simul programı, bunun anlatımı. Ben Bora Park. Kanalıma hoş geldiniz. İzleyeceğiniz bu videoda buradan inceleme yapabilirsiniz. Şarkı defteri bölümünde sizin için hazırlanmış öneri listeleri mevcut. Şarkı defteri bölümündeki arama butonuna tıkladığınızda seslendirmek istediğiniz şarkıları da aratıp bulabilirsiniz. Hemen alt kısmında kayan reklam bannerlarına şöyle bir göz atalım. Buradaki reklam bannerların... Arkadaşlar bu programda her şarkıyı bulmanız mümkün. Yabancı, yerli. Sanatçılarla düet yapmak mümkün. Öğrencilerinizle düet yapabilirsiniz. Kendi zevkinizi sadece kendiniz çalıp kaydedip dinleyebilir, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Öğrenciler de bu programı ücretsiz bir hafta deneme sürümü var. Ben bir yıllık 30 liraya Android cihazıma yükledim. Bu tür düet ve grup çalışmalar için de çok uygun. Kendi içinde sesi renklendiriyor, çeşitli video efektleri falan veriyor. Çok hoşlarına gidebilir öğrenciler. Gel artık yok yüreğe dokunan, tükendim çok. Benim evde kurcaladığım bir şey, çalışma. Simul programı üzerinde yaptım. Bunun gibi başka Kabak Yaman'a çaldığım bir kayıt. Düzeltiyorum. Kemança. Kabak kemane dedim ama kemança sazı. Şimdi tabii arkadaşlar
basit şeyleri biliyorsunuz, öğrencilere önerebileceğiniz basit videolar vesaire, onların adresleri kendiniz çekip gönderebilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan şey 5 adet bardak. Bardakla müzik yapmak. Bakın başka bir program. Önerebileceğiniz öğrencilerinize ücretsiz indirebilecekleri real durum programı. Bununla bateri çalıp eşlik edebiliyorlar telefondan. Önerilebilir öğrencilere. Evet, şimdi buradan ilginç bir şey göstermek istiyorum. Herkes görüyor değil mi arkadaşlar? Bir sorunumuz var mı şu an? Yok hocam, bir sorun şu anda. Tamam. Şimdi bakın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi var. Çok büyük bir müze. Bizim Profesör Doktor Uğur Türkmen, benim de çok değerli bir arkadaşım, dostum. Onun çabalarıyla kurulan bir müze. Şimdi çok üstün bir çabayla gene bunu dijital ortama taşımışlar. Öğrencilerinize önerim, sadece şu siteye girmeleri yeterli. Bakın yukarıda yazan müzikkoleksiyonu.com. Şu kısım dan girilebiliyor. Buradan bakın her enstrümanın sesini dinleyebilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz. Diyelim ki B harfine geldik. B harfinde bakın bu kadar enstrüman var. Neyi dinleyelim mesela? Bas kemençe. Neymiş bas kemençe? Bir bakalım. Sesini. Tırnak kemençenin daha bas tonda olanı. D'ye bakalım. Mesela dutar. Dutara tıklıyorum. Bunu durdurmam lazım sanırım. Dutar. Dutarda bir şey çıkmadı. Ha, çıktı. Evet, dut. Çalgının gövdesi 4 adet tahta bloktan oluşan bir tahta. Bir anlatım var. Videosu var. Bir de sesini dinlediğiniz video. Mesela V harfine bakalım. Evet. İşte bildiğimiz çalgı yolonsel. Valiha diye bir çalgı. Bakalım neymiş. Sesine bak. Burada ne olduğu anlatılıyor. Valiha. Bu çalgının doğduğu yer olarak Güneydoğu Asya varsayılmaktadır. Malgaş bölgesinin geleneksel bir enstrümanıdır. Evet, F'ye bakalım. Mesela Fidel'e bakalım. Fidel, viyolan notası. Evet, sesi. Hızlı geçiyorum. Yelle. Orta çağdan beri fidel ismi yaylı çalgıların geneli. Şimdi o kadar bakın buraya baktığınız zaman o kadar çok çalgı var ki arkadaşlar. Bu çalgıların hepsini müzeye gitmeden öğrencileriniz sizin önerinizle buraya girip dinleyebilir. Hem telefondan hem bilgisayardan. Bakalım zambır diye bir çalgı. Neymiş bu zambır? Fas Tunus civarı herhalde, öyle geldi bana. Zambir. Antik Mısır uygarlığında da rastlanan Mısır kökenli üflemeli bir çalgıdır. Evet. Türkçe'de çifte, argun, argul, kargın ya da zambir gibi çeşitli adlara sahip. Bir tane daha bakalım. Okarina. Okarina çıktı, evet.
Seramikten yapılmış bir çalgı. Okarina. Seramik bir Türk çeşididir. Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika'da kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde geliştirilmiş olup halk müziği enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Sola çalınabildikleri gibi başka müzik aletleriyle birlikte de çalınabilir. Okarina tamamen kuşların sesleri... Evet arkadaşlar, burası çok etkin, burası da kullanabileceğimiz bir yer. Bahadır Ayıldız, kabul ettik. Evet. Bakın benim okarina deyince aklıma geldi. Kazakistan'dan aldığım okarinalar bunlar. Almata'dan, Astana'da bunlar. Değişik okarinalar getirmiştim oradan. Şimdi okarina deyince sizlere göstermek istedim. Seramikten yapılan bunlar, çalgılar şu şekilde. Evet, okarina deyince hemen canlısını da göstereyim istedim. Ferda hocam, süreyi biraz sarktırabiliyor muyuz? Size bağlı hocam. Tamam. Müsaitseniz dinleriz. Arkadaşların genel eğilimi nasıl? Çünkü daha anlatacağımız şeyler var. Yok gibi hocam, bilmiyoruz. Peki, devam ediyoruz o zaman. Devam edelim. Şimdi tekrar sunuma dönersek, burada arkadaşlarımızın yaptığı diğer çalışmalar da var. Onlara geçeceğim. Şeyde kalmıştık en son, Harun Hoca'nın öğrencilerinin görüşlerine bir bakalım. Şimdi tabii arkadaşlar, bu çalışmalar, daha yine anlatacağım uygulamalar da var. Yeni belki göreceğiniz şeyler. Sunumumuzun bir boyutu da biliyorsunuz, pandemi döneminde uzaktan müzik uygulamaları ve karantina psikolojisindeki öğrenciye etkileri. Şimdi ben bunun için anket planlamıştım. Fakat anket yeterli sayıya tabii kısa bir sürede ulaşmak mümkün olmadı. Bunu daha geniş bir çalışma olarak devam ettireceğiz. Ama öğrencilerin bizzat hocalarına geri dönüt vermelerini istemiştik. O görüşlerden size bu öğrenciler... Hocam, evet. Siz düştüğünüzde onu arkadaşlara izlettirdim. İsterseniz vakit kaybı olmasın. Öyle mi? Tamam. Burayı geçelim. Öğrencilerin yaptığı çalışmalara tekrar dönelim. Mesela buradan Metehan Göktaş Hoca'nın çalışmasına bakalım. Gene görüyoruz değil mi? Ne düşünüyor? Sonunda söylemiş arkadaşlar. Herkes görebiliyor, duyabiliyor. Evet hocam, görünüyor. Duyuyor. Sonunda ne söylemiş? İfadelerine bakalım. Uzaktan eğitim zamanında öğretmenlerimize ve müziğe uzak kaldığımız bugünlerde böyle etkinliklere tekrar bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet. Öğrenci bu işten haz almış, kendisi de bunu ifade ediyor, mutlu etti diyor beni, kendi ifadeleriyle dinledik. Mustafa Baran'a geçmeden önce Metehan Göktaş deyince hemen şuradan uygulamalardan, Metehan Hoca online olur musun? Geliyor mu ses Metehan Hocam? Hocam sesim geliyor herhalde. Tamam. Bu arada Feyzi Berat Kaplan, kabul edelim. Tekrar dönelim. Şimdi Metehan Hoca YouTube Movie Maker videosunu anlattığın video birleştirme programını anlattığın şeyi izleteceğim. Ama hızlı geçeceğim. Onunla ilgili sen
belki daha kısa bilgi verebilirsin bize. Evet hocam. Videoyu açacak mısınız yoksa şeyin? Açıyorum, açıyorum. Bu niye buradan geldi böyle? Peki. Şimdi şeye geri dönelim. Video açamadım. Tekrar deneyeceğim. Burası değildi. Uygulamalar içinde. Şimdi şu şekilde. Windows'la açacak bunu. Merhabalar. Bu videoda sizlere YouTube Movie Maker programını kısaca anlatacağım. Programın ismini Google'a yazıp kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Programı yükledikten sonra masa üstüne gelen ikona tıklıyoruz ve Make Videos bölümünü seçiyoruz. Ve programın ana menüsü karşımıza çıkıyor. Bu alanda video ile ilgili yapmak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ben daha çok video birleştirme özelliğini kullanacağım. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinizle yaptığınız şarkı, türkü, ritim çalışması gibi etkinlik videolarını bilgisayara aktarıp bu program sayesinde videoları birleştirebilirsiniz. Bununla ilgili basit bir uygulama yapalım. Sol üst köşede arkaya tıklıyoruz ve video ekleme bölümüne geliyoruz. Burada önceden hazırladığımız videoları bu alana aktarıyoruz. Daha sonra isterseniz resmi de buraya ekleyebilirsiniz. Biz alt bir dosyamız var. Onu ekleyelim ayrıca bölümünden. Altyapıyı da ekledik. Şimdi önce altyapıdan başlayalım. Alt bölüme giriyoruz bu şekilde. Audio altyapıyı audio bölümüne ekledik. Daha sonra videoları yani birden de başlayabilirsin ama burada 15'ten de alabiliyoruz. Teker teker Mobile bölümüne videoları yerleştiriyoruz. Daha sonra bu alanda videoların başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlıyoruz. Ya bu altyapı fazla geldi. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra keman bileşiği tıklıyoruz. Ve videolar sağ üst köşede belirdi. Bu video boyutlarını bu alanda değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Ayarladıktan sonra play tuşuna basıp videoda bir ön izleme yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra eğer beğendiyseniz videoyu render bölümüne gelip videoyu masa üstüne aktarabiliyorsunuz. Bu videonun bir kalitesi var. Bize bu alanda bir kalite sunuyor. Daha da yükseltmek isterseniz ücret ödemeniz gerekmekte. Ancak etkinlik videolarında bu video formatı da yetecektir diye düşünüyorum. Render'a basıp masa üstüne kaydedebiliyorsunuz bu şekilde. Bu programla önceden hazırladığım bir video var. Onu bir izleyelim. Programın video birleştirme özelliği genel hatlarıyla bu şekildeydi. Umarım çalışmalarınızda faydalı olur. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ediyoruz Metehan Hoca. Sağ ol hocam. Gene Maestro Nota yazım programı ile ilgili bir video da var. Onu da hemen hızlıca. Maestro Nota yazım programı da çok arkadaşlar, pratik. Bu videoda sizlere bir nota yazım programı olan Maestro uygulamasını anlatacağım.
Besteci anlamıyla Maestro bir müzik yazılım programıdır. Bu programa Google Play Store aracılığıyla ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkündür. 1 milyon üzerinde indirilen bu uygulamanın en önemli özelliği pratik olmasıdır. Bilgisayarın olmadığı bir ortamda bu program sayesinde beste yapmak ya da herhangi bir eseri notaya almak kolay ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Programın arayüzü sade ve ayrıntılı bir şekilde gördüğünüz gibi. Beste yapmak için kullanılması gereken bütün materyaller programda mevcut. Maestro programı ilk açıldığında karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Yani programın ana menüsü ortaya çıkıyor. Menüde bir eseri notaya alırken ya da bestelerken kullanmamız gereken bütün materyaller karşımızda gördüğünüz gibi. Burada başlık bölümümüz var. Buradaki bölüme tıkladığımızda karşımıza böyle bir alan çıkıyor. Bu alanda öncelikle dosyamızın ismini belirliyoruz. Buraya ayarladığımız dosyanın ismini belirliyoruz. Alt tarafa geldiğimizde ise eserin ismini yazıyoruz buraya. Daha sonra alt kısımda bestecinin ismini yazıyoruz. Alt tarafa geldiğimizde de eserin hızını burada değiştirebiliyoruz. Evet, biraz hızlı geçiyorum. Daha sonra notanın üzerine çift tıklıyoruz. Şarkı sözü bu gördüğünüz ne? Bu şekilde görmek mümkün. Daha sonra ölçü çizgilerini, yani kısmını size dinleteceğim. Can Hocam, bununla ilgili söyleyeceğin önemli şeyler, telefona mı, bilgisayara mı, nasıl deneme sürümü? Hocam, bu program Google Play Store'dan indirilebiliyor. iPhone'larda var mı onu bilmiyorum ama Google Play Store'da bu program mevcut. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorlar hocalarımız. Daha çok okul şarkıları formatına da uygun olacağını düşünüyorum bu programı. Hiçbir şekilde hani export bölümü vardı. O bölümü atladık. Oradan da PDF halinde programın özelliğini çıkartabiliyoruz. Yani dışa aktarım yapabiliyoruz hocam. Şimdi özür dilerim. Kesiyorum orada. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu video uzun diye biraz vakitten kazanan bu videoları, tanıtım videolarını ayrı bir YouTube paylaşımı olarak sizlerle paylaşırız. Oradan geniş geniş izlersiniz. Ve bunun gene normal YouTube'da gezindiğiniz zaman tanıtım videolarını da bulabilirsiniz. Bu bir tanesi. Bizim hazırladığımız. Dolayısıyla çok zaman almamak adına dedim ya, notunuzu alın ve siz derinlemesine inceleyin. Programın ismi Maestro hocam. Devam edelim. Metehan hocam. Evet hocam. Söyleyeceklerini tamamladın mı? Evet hocam, yani program genel hatlarıyla bu şekilde çeşitli uygulamalar yapabilirler hocam bu şekilde. Evet. Ya bunun gibi tabii yine uygulamalardan bahsetmek mümkün. İşte pratik uygulamalar, GarageBand gibi basit telefonla bile nota yazabileceğiniz programlar da var, uygulamalar da var. Biraz kurcalayınca tabii burada hepsini anlatmamız zor. Dikkat çeken ilk böyle ulaşılabilecek akla gelen ilk şeylerden öne çıkanları burada anlatmaya çalışıyoruz. Burada gene Mustafa Baran, evet Mustafa Baran Hoca, online mısın? Burada Mustafa Hoca'nın çalışmaları var. Bakın ne yapmış Mustafa Hoca bu şekilde. Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen. Malum ödevlerle ilgili sizlere bir yardım gerekiyor. En azından biraz tekrar etmiş olursunuz. 106 çalıştırmayı vermiştim. 107, 108 ve 109'u vermiştim. 107 iptal ediyorum. Zaten bir şey yok. 106, 108 ve 109'u okuyacağım. Artık okul
açılmaz herhalde. En azından bunları yapıp bana video kayıt şeklinde gönderirsiniz. Ben de sizin notlarınızı görürüm. Çok sıkıntı çıkartmam sizlere. Ödevlerinizi yazın. Tekrar edin. Gönderin bana. En azından notunuzu almış olursunuz. Tamam mı? Şimdi öğrencinin üzerine çok böyle hani şey baskısı da kurmadan, bu okulla ilgili, mesleki okulda okuyor bu çocuklar. Sonuçta hocalarıyla bir şey, not bağlantıları da var. EBA'dan takip ediyorlar. Oradan diğer derslerin notlarını alıyorlar. Bu da destek olarak WhatsApp üzerinden Mustafa Baran Hoca güzel bunu kullanmış. Tabii burada çocuklar altyapıya uygun dinleyerek okumuş, hocalarına göndermişler. Yüz dokuzuncu açtım ha. Hepinize iyi akşamlar. Kolay gelsin. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Şimdi bakalım öğrenciler ne çalışmış? Dördüncü açtığına. Mi fa sol do, mi fa sol do, re la sol fa mi re mi fa. Öğrencilerin görüşleri var. Ne bu konuyla ilgili görüş belirtmişler arkadaşlar. Evet. Şuradan seçelim. Fen eğitime başladığımız Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümüne ait derslerimiz EBA üzerinden olmadığından öğretmenimiz ile WhatsApp üzerinden yazılı solfej ve video kayıt olarak ders yaptık. Bu şekilde müzik eğitimimizde geri kalmamak için verimli bir hale getirmeye çalıştık. Herkes katılım sağlayınca öğrenme ortamımız daha çok kalıcı oldu. Evet, öğrenciler de görüşlerini ifade etmişler. Öncelikle merhaba. Biliyorsunuz ki koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim görmeye başladık. Ama biz Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri olarak EBA'dan ders göremiyoruz. Çünkü derslerimizin birçoğu EBA'da bulunmuyor. Ama buna istinaden öğretmenimiz farklı bir çözüm yolu buldu. WhatsApp üzerinden bize ders vermeye başladı. Yani bilgilerimizin kalıcı olması için, unutmamamız için, derse adapte olabilmemiz için bu süreci rahat geçirmemizi sağlıyor. WhatsApp üzerinden solfej ses kayıtları olsun, yazılı bilgiler olsun, bu şekilde ders işliyoruz. Tabii arkadaşlarımızın katılımı sayesinde ders ortamımız daha bir kalıcılaşıyor. Bizim için EBA çok verimli bir ortam değil maalesef. Ama öğretmenimizin bize bu şekilde katkı sağlaması bizim için çok önemli. Buna o yüzden çok teşekkür ederiz. Evet, yine öğrenci görüşleri burada devam ediyor arkadaşlar. Mustafa Baran Hoca da bu çalışmaları yürütüyor. Burada bakmadığımız Gülşehit Anıl Hoca bir şeyler göndermiş burada. Mausa Limanı altyapı göndermiş. Altyapı üzerine öğrencinin şimdi bu öğrenci bunu yaparken, bu etkinliği hazırlarken buna bir vakit harcıyor. Ve bir emek veriyor. Sonucunda hocasından bir dönüt alıyor.
ya da gruba koyulduğu zaman grubundaki arkadaşlarından bir dönüt alıyor. Bu onu mutlu ediyor ve bir meşgale evin dört duvar arasına sıkışmışlıktan bir nebze de olsun kurtarabilecek bir şey, etki, bir şarkı söylemek. Haftada birkaç tane şarkı söylemek. Şimdi bakın ne demiş öğrenci bakalım. Merhabalar, ben İpek Öztürk. Adıyaman Bölükaile kasabasında oturuyorum. Bizlere uzaktan eğitimin faydası dokunuyor mu, dokunmuyor mu diye sorsalar gerçekten çok büyük bir faydası dokunuyor. Ben köyde yaşadığım için müzik aletleriyle etkileşimim yok. Fakat bu sebepten ötürü asla masla müzikten kopmuyorum. Sağ olsun hocamız bize altyapı hazırlayıp yolluyor. Bu sayede evde de müzik yapabiliyoruz. Hocamıza gerçekten teşekkür ediyorum bu sebepten ve uzaktan eğitime devam diyorum. Evet, ne güzel, pırıl pırıl. Gençlerimiz, arkadaşlar, bu çocuklar gerçekten çok sıkıldılar. Evde bu çocukların hali perişan. Yani çok küçükler belki de, şeyin farkında değil ama özellikle gençler işte 12-13 yaşın üzeri artık gezmek istiyor, dışarıya çıkmak istiyor. Şimdi bunlar bir şekilde evde tutmak lazım. Dışarıya gitti mi bu bulaştıracak. Kafeye gidecek, oraya gidecek, kafeler kapalı ama arkadaşlarıyla sürekli dolaşacak. Geçen markette bu o yasak gelmeden önce uyardım gençleri. Neredeyse 3 tane genç üzerime yürüyecek. Ya çocuklar dedim bak bize bir şey olmaz amca diyor. Bu arada amca yaşlılığımızı da hissettirdiler bize. Ya nasıl olmaz diyorum size olmaz ama evde anneniz yok mu, babanız yok mu, dedeniz, nineniz yok mu? Onlar düşünsün diyor. Yani bakın şimdi onun için evde tutuluyor bunlar. Bunlar evde tutmaya destek vermek adına bu çalışmalar önemli çalışmalar diye düşünüyorum. Gene buradan gösterebileceğim ekranım görünüyor mu? Görünüyor hocam ekran. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın müzik eğitimcileri sitesini bilenleriniz vardır. Müzik eğitimcileri sitesi. Burada ama birçok öğretmen de bilmiyor olabilir. Onlar için özellikle bir tanıtalım. Bilenler için de detayları ne, buradan ne bulabiliriz? Bakın müzik eğitimcileri sitesi de birçok içerik var. Ulaşabilirsiniz. Bakın üniversitelerin web sayfalarına, müzik bölümlerinin, güzel sanatlar fakültelerinin, konservatuvarların weblerine direkt ulaşabilirsiniz. Program ve yönetmelikler burada mevcut. Anadolu Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Lisesi oldu artık, AGSL değil. Bulundukları iller, telefon numaraları vesaire buradan erişim için. İndir butonunda çok güzel şeyler çıkıyor karşınıza. Mesela eşlik. Burayı kullanabilirsiniz arkadaşlar etkin olarak. Ne var? Altyapılar var. Buradan o gün dikkatimi çekmişti. Bir tanesini sizinle paylaşayım. Sanırım hangisiydi? Güzel bir altyapı. Mesela dostluk. Bakalım şuradan neymiş altyapı. Şuraya tıkladığınız zaman altyapısını dinleyebiliyorsunuz. Sevgisiyle toplandık her an burada gibi. Şimdi bu öğretmen hani ben çalamam, evde piyanom yok, orgum yok, gitarımı çalamam. Ya bu hazır altyapıları kullanabiliriz. Bunu bak buradan indirebiliyoruz. İndirdim bilgisayarına, WhatsApp'tan gönderebilirsin, mailden gönderebilirsin. Öğrencinin mail adresine gönder, oradan kulaklığını taksın, üstüne okusun. Ya da normal sesli olarak açsın bilgisayardan okusun, video kamerayla kaydını alsın, telefonla size göndersin gibi. Başka eşliklerin burayı bir inceleyin bakın burada güzel
şeyler var. Sen varsın hep öğretmenim. Bakalım eşliğine. Örnek okuyup bunu öğrenciye gönderip bir de boş altyapısını gönderip öğrencinin okumasını isteyebiliriz. Bakın burada birçok eşlik var. Bakarsınız, incelersiniz arkadaşlar. Bakın orada bir köy var uzakta. Bir de buna bakalım son olarak. Yine orkestra, çalgı, gitar bunlarla ilgili paylaşımlar var. Ulaşabileceğiniz yerler gösterilmiş, linkler. Burada özellikle göstermek istediğim bilimsel çalışmalar, kitaplar bakarsınız. Müzik kitapları, kom müzik eğitimi yayınları buradan ulaşmak mümkün. İlgili siteler. Bakın. İlgili siteler içerisinde arkadaşlar önerebileceğiniz ve sizin kullanabileceğiniz dünya kadar site verilmiş burada. Direkt ulaşabileceğiniz. Müzik Eğitimcileri Derneği, Müzik Eğitimi Yayınları, efendim, Zoom, Pan, Müzik Education National Conference var burada. İSME var. Onun dışında EAS var, Avrupa Müzik Eğitimcileri Birliği, İSME Dünya Müzik Eğitimcileri. Bakın burada, EAS burada. Buraların şeyine girebilirsiniz. Piyano pedagojisi sayfası, merak ettim neymiş bu. Ulaşamadım bu sayfaya. Evet. Kemaneğitimi.com, keman eğitimi için yararlı bir site diyor. Öğrencilere önerilebilecek siteler. İlginizi çekecek Türk Kültür Vakfı, evet, Müzik Fakültesi, Mavi Nota, Musiki Dergisi. Bu da bir bilimsel yayınları takip etmek için, makaleleri takip etmek için. Buradan da birçok klasik müzik CD kayıtları, bakın burada ne varmış. Nasıl bir şey, ben de yeni bakıyorum. Geç bağlanacak. Kurcalayalım arkadaşlar. Burada birçok müzikoloji platformu. Müzikolojiye ilgi duyanlar buradan. Yine müzikoloji. Tabii bu daha çok sizler için, öğretmenler için tavsiye ettiğim bilgi, görgü arttırma, yayınlara ulaşma adına. Ve buradan diğer linkler önemli olan, öğrencilere önerebileceğiniz. İşte bu eşlik. Mesela müzik eğitimciler sitesinden bu eşliklerden faydalanmanız açısından önemli. Hemen bir Facebook grubumuz var bizim. İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği platformu. İnönü Üniversitesi mezunu, lisans üstü, akademisyen, tabii bir hesaplama yapmıştık. 1600'e yakın lisans mezun etmişiz. Lisanstan öğretmen bugüne kadar. Ve lisans üstünde de birçok yine mezunumuz mevcut. Ve akademik kariyer olarak bugün önemli üniversitelerin önemli birimlerinde yer alan arkadaşlar, meslektaşlarımız. Bakın bu platform, İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği platformu. Buraya üye olabilirsiniz.
Yağmur online mısın? Şu anda online mısın? Yağmur online değil herhalde. Yağmur İlhan doktor öğrencimiz. O Maraş da Fen Edebiyat Güzel Sanatlar Fakültesi müzikte öğretim görevlisi. Editör şeyle admin işine o bakıyor. Burada da çok güzel paylaşımlar var. Bakın bizim mezunlarımızdan Mahir Yiğitler. Çalışmalara çok meraklı, çok da güzel işler yapıyor. Paylaşmış grubunda, grupta. Gene burada çok ders materyali paylaşıyoruz. Bu webinarımızın duyurusu. Bakın burası da Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi ne yapmış bakalım. Paylaşmışım ben, örnek olsun herkes görsün diye. Evet, buradan YouTube'dan paylaşımı ben burada paylaşmışım. Cihat Aşkı'nın online canlı Instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlardan da sürekli paylaşıyorum. Bir Maxim Vangerov'un bir master class'ını paylaştım. En son yaptığım şeyler lisansüstü için. Mesela attık maddelerle enstrüman yapımı. Bakın çok ilginç şeyler göreceksiniz burada. Müzik öğretmenlerine çok faydalı paylaşımlar. Facebook kullananlar mutlaka buraya istek gönderin. Bu etkinlikler de öğrencilere vakit geçirmek için, iyi vakit geçirmeleri için önerilebilir. Kısa bir videoda. Evet, bunu da not alırsanız bakın materyaller yine paylaşıyoruz. Geçen bir radyo yayınımız vardı. TRT Antalya Radyosu Cengiz Şengül Hoca'nın yapımcılığını üstlendiği, bizi konuk etti. Türk Halk Müziği canlı konuk olduk orada. Önümüzdeki haftada yine Türk Halk Müziği grubumuz yine konuk olarak orada yayınlanacak. Peki güzel icrası, iyi icrası olan performansları olan paylaşımları Gamze Erengör'ü genç kemancılarımızdan öğrencileri haberdar etmeye çalışıyoruz. Takip etmelerini sağlamak adına yine evet burası da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yaptığı bir çalışma. Evet, herkes evde çal modasına uygun bir şeyler tasarlıyor. Bakılabilir. Ferda Hocam. Buyurun hocam. Ferda Hocam, sizin örnek çalışmalarınızı arkadaşlarınız biliyordur ama şeyse hemen buradan bir girebiliriz. YouTube'dan. Ekranımı paylaşarak YouTube'dan belki açabilirim hocam. Ben de 23 Nisan için bir çalışma yaptım. Olur. Evde kal
Sağlıkla ilgili. Onu da bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Ben deneyeceğim yalnız hocam. Şimdi biliyorsunuz. Ya da bana söyleyin. Buradan ben gireyim adresi. Olur hocam, siz girin. Tamam. Ne yazalım? YouTube İl Milli Eğitim YouTube kanalına girersek. Peki. Malatya İl Milli Eğitim İlmem YouTube kanalı. Malatya İlmem. Malatya İlmem YouTube'dan yanlış hocam. Malatya İlmem YouTube. Evet, geldik. Şimdi oradan girdim. Hangisi hocam? Şu an görebiliyor musunuz? Yok hocam, göremiyorum. Bir kaydırırsanız orada. Anneler Günü için yaptığım bir video var hocam burada. Hangisi? Anneler Gününüz kutlu olsun öğretmen annem diye. Bunu dinleyelim arkadaşlar. Sonuç öğretmenleriyle yaptık. Onu ben naçizane seslendirdim şimdi. Çocuklarımızla. Çok. Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik nedir? Tarif et deseler annemlerim. Fedakar anne. Biz de altyapıyı hazırlıyoruz. Mustafa Volkan Gürer müzik öğretmenimle. Üzerine evet. Onu gönderiyoruz arkadaşlara. Okuyorlar. Öğrencilerle de yaptığımız bir çalışma var. Çok güzel. Evet. Huzur kaynağımsın annem. Hepsi sınıf öğretmeni hocam. Evet. Burada onları kullandık. Canım annem. Sen benim en güzel şansımsın annem. Evet, annem acım, alkış. müzik var arkasında aslında hocam. Böyle başlayayım da. Siz sadece annemiz değil, aynı zamanda öğretmeniniz. Hocam, müzik öğretmeni Mehmet Ender hocam. Annesi, onun annesi hepsi müzik öğretmenleri. Öyle mi? Emekli müzik öğretmeni. Oo, çok güzel. Alt katı kendimiz hazırladık biz de. iMovie kullanıyoruz ve GarageBand kullanarak yaptık. GarageBand ve iMovie. Sadece telefonla yaptık. Oo, evet. İşte telefonla mümkün yani birçok şeyi. Şu. Hı-hı. Volkan hocam, annesi de öğretmen. Yolda yürümek bir de olmayacak düşleriz. Peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Bu şekilde hocam. Bir de müzik öğretmenleriyle yaptığımız video var. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Bu arada yorumlar çok güzel. Sesiniz gayet güzel geliyor. Hocam tebrik ediyoruz. İlk defa söyledim hocam. Tek sesimi çok kullanmam. Ama. Diğerine bakalım. O hangisiydi? Hı-hı. Öbürü? Onu da 23 Nisan için 100. yılı es geçmek istemedim hocam. Evdeydim ama bir beste evet. Yaptım. Söz yazdım. Çocuklar seslendirdi. Onu da müzik öğretmeni arkadaşlarıma gönderdim. Evet. Ben burada göremiyorum ama 23 Nisan için sola giderseniz bakayım hocam. Şöyle yapalım, bu değil. 23. Bu şey 23 Nisan. İçin? İl Milli Eğitim yazarsanız hocam. İlmem yazın. Ne gelecek bakayım. Gerçi Malatya yazmadık başına. Bunlar değil hocam. Böyle yapalım. Malatya
Bilmem. 23 Nisan için, evet. Üstteki video hocam, en üstteki video. Buna da hızlıca şöyle bir göz atalım. Çok güzel çalışmalar olmuş. Bunun sözlerini de ben yazdım metni. Tebrik ediyoruz. Buna direnen bir halk ve bir lider. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir destan yazdı. Gazi Mustafa Kemal karış karış Anadolu'yu gezdi. Birleştirdi yürekleri ve isyan. Halkın iradesini ve hepsi karar... müzik öğretmeni hocam bu arkadaşlarım. Bravo. 25 Nisan günü, evet. Bir cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Egemenlik kayıtsız şartsız halkınla. Bu çatı altında Kurtuluş Savaşı destanı yazıldı. Herkes çocuklarıyla. Evet. Sonra çocuklar seslendiriyor şarkıyı. Bitince. Biraz ileriye alırsanız. Gürlüğe. Çocukların çabuk söyleyebileceği, hemen öğrenebileceği bir destek yapmaya çalıştık. Evet. Dilde kalması açısından bir de. Bugün benim bayramım, bugün 23 Nisan, arkamı sallanan, bugün 23 Nisan, arkamı sallanan, bugün 23 Nisan, ay yıldız bayram, şanla dalgalı, ay yıldız bayram, şanla dalgalı. İngiliz hocamın çocukları hocam. Evet, evet. Şöyle hocam. Şimdi de 19 Mayıs için bir çalışma yapıyorum. Onun da bestesini hazırladım. Sözünü yazdım. Şimdi altyapısını hazırladık. Şu anda hatta atıyor öğrenciler kayıtlarını. Onları birleştireceğiz. 19 Mayıs için de bir video yayınlayacağız inşallah. Gazi'm, tebrik ediyorum. İşte bu yani örnek çalışmalar, bu anlatmaya çalıştığımız şeyler değerli arkadaşlar. Yani burada ben hani birçok şeyi örnekleyerek yüksek lisans doktoradaki öğrencilerimizle öğretmen olanların kendi öğrencilere yaptığı şeyler ve kendi aralarında sınıf olarak yaptıkları şeyler. Onlara ben de iştirak ettim. Bunlar yapılabilecek şeyler, telefonla bile yapılabilecek şeyler. İşte şu son izlediğimiz 23 Nisan ne kadar güzel. Yani biraz işçilik gerektiriyor, biraz çaba gerektiriyor ama ortaya çok kalıcı, çok etkili şeylerin çıktığını görüyoruz. Yani bu çaba meselesi, kendini bu işi bu işe verme meselesi. Yani oturarak hiçbir şey çözülmüyor. Biraz böyle kurcalayacaksın. Şu seminerden sonra ne yapılabilir? Ya bakacaksın örnek videolar burada çünkü hepsini anlatamadık ama adresleri vermeye çalıştık. Şimdi bakın çok basit hiç bu video birleştirmeye benim imkanım yetmez ya da buna şimdilik bunu yapamam diyen arkadaşlara bakın buradan WhatsApp'tan ben neler yapılabileceğini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şu kalsın sunum kısmı. Şimdi öncelikle altyapı gönderiyoruz öğrenciye. Öğretmen kendisi hazırlayıp kaydedip örnek okumaları yapıp nota ve sözlerin resimlerini gönderiyor WhatsApp'tan. Öğrenciye gidiyor. Öğrenci 2-3 günde bir yeni ödevler verilebiliyor. Yani 4 günde bir, 5 günde bir ama bu süre çok çünkü sıkılır öğrenciye. Bol bol yeni yetkinlikler verilebilir. Bu ödev şekilleri değiştirilebilir. WhatsApp grubu kurulacak önce öğrenciyle sınıflarda. Ve orada çünkü paylaşmamız gerekiyor. Bir sosyalleşme gerekiyor. Bu gruplarda paylaşımlara beğeni ortamı oluşturulacak. Amaç bu. Gerekirse yarışma gibi ödül de konulabilir. Mesela
diyelim ki 23 Nisan'la ilgili bir şarkı okuma yarışması koydunuz. En güzel 23 Nisan şarkısını kim okudu WhatsApp grubundaki öğrencilerle seçeceğiz şeklinde bir şey. Hatta okullar açılınca ona bir kutu çikolata benden hediye gibi ya da bir kitap, bir enstrüman hediyesi gibi özendirecek şeyler konulabilir. Öğrenciler böylelikle sanatın içine, müziğin içine cazip tekliflerle çekilir ve kendi bu sefer yeteneğini görünce zaten o işle meşgul olmaya çalışır, devam eder. Öğrenciler her etkinliğin ilk üç kazanan ilk üç, birinci, ikinci, üçüncüsü işte belirlenebilir, bir dereceleme yapılabilir. İsteyen görüntüsünü kaydetmeyebilir, sadece sesiyle katılabilir. Burada notlar almışım. Çalma, söyleme, sadece kendi sesiyle söyleme, hiçbir altyapı olmadan kendin en sevdiğin şarkıyı kaydet, gönder. Yani çıplak sesinle dinleyeceğiz. Ya da ben dinleyeceğim, öğretmen isteyebilir bunu. Şarkı sözü yazma. Herhangi bir şarkı sözü yaz, gönder, onu ben bir beste yapayım öğretmen olarak. Gitarımla senin şarkı sözünü besteleyeceğim. Bak, bir öğrenci için ne kadar önemli bir şey aslında. Çok sürpriz bir şey. Hoşa gidecek bir şey. Bir şarkı yazıyorsun, müzik öğretmenin ona beste yapıyor. Yani 4 tane akorla çocuğun yazdığı şarkıyı ona bir dönüt olarak gönderilebilir. Onun dışında kendi bestesini yapabilir. Gitar çalıyor, 2 tane akor biliyor, çalıyor. Bağlamasıyla bir türkü seslendirebilir. Kendi besteni yapabilir misin? Yapabildiğin kadarıyla. Yani böyle bir etkinlik verilebilir. Konu verilip o konuda bir beste yapma istenebilir. Mesela dedin ki Anneler Günü. Anneyle ilgili herkes bir minik beste denemesi yapabilir mi? Okusun, sadece notayla falan değil. Videoya okusun, göndersin. Onun en güzel olanını seçelim grupta. Gene özendirdik. Sınıf ortamı gibi. Efendim, tür çalışması. TSM, sanat müziği, halk müziği, pop, rap. Rap yapın mesela. Hoşlarına gider gençlerin. Ya da belli bir şarkıyı alıp sözlerini değiştirip farklı böyle sözler yazıp mesela Anneler Günü temasını annesine uyarlayıp ya da başka bir şekilde çalışmalar, yaratıcılıklarını ortaya koyacak. Bunlar ne yazılım gerektiriyor, ne bilgisayar, ne EBA, ne başka bir sarfı şeyi yok. Yani maliyeti yok. Öğrenci WhatsApp'ından, telefonundan, hocasıyla. Tek mevzu hocanın bunu organize etme çabasını ve fedakarlığını göstermesi. Ve bunu dönütlerini de verecek. Bir iki gün yapıp bırakmadan. Şu dönem bitmedi artık. Devam ediyor. Yani bunları hayatımıza katalım. Bu burada öğrendiğimiz birçok şeyi de uygulayabiliriz. Yani ne ki aklıma gelmiyor, ne yapılabilir falan. İşte birçok şey anlattık. Dünya kadar örnek verdik. Bunlar çeşitlendirilebilir. Biz sadece konu başlıklarını anlatmaya çalıştık burada. Efendim, hoca çalar, öğrenci söyler. Aldın gitarını, çal bir şey, altyapı, öğrenciye gönder. Ya şunun üstüne hadi söyle bakalım. Ya da çalarak söyle, öğrenci de eklesin, birlikte düet yap onu. Yani birleştirme programıyla yapılabilir. Efendim, onun dışında 2-3 öğrenci bir arada söyleyebilir. Gönderir, onların birleştirebilirsin. WhatsApp'ta üçlü dörtlü görüşme var. 4 kişiye kadar görüşülebiliyor. Canlı o anda 4 öğrenciye hoca kendisiyle beraber 3 öğrenciyle o anda bakarak şarkı söyleyebilir. Yani o anda müzik yapılabilir. Anlık müzik. Evet. Bu sefer öğrenciden talep gelir. Hadi arkadaşlar şarkı söyleyelim. Hocayı da davet edelim gibi. Hocam WhatsApp görüşmeler artık 8 kişiye çıktı hocam. 8 kişi aynı anda görüşüyor. Harika. Tamam, 8 kişiye. Evet. Şimdi onun dışında efendime söyleyeyim, klip yapabilir. Öğrenci kendi kullanabiliyorsa bu programı biraz izlese, bunlar teknoloji canavarı çoğu. Kendi klibini yapıp sürpriz öğretmene gönderebilir. Grubunda paylaşabilir bakın. Yaratıcılığı geliştiriyoruz. Bunlarla vakit harcayan öğrenci evde kimseye sataşmaz. Sıkılmaz. Stresini alır.
bir şey üretir, bir şeye yaradığının farkına varır çocuk, genç. Evet, şimdi ayrıca verilebilecek şeyler içerisinde koreografi yapabilir verilecek müziklere. Karyo kendi dansını yap gönder istiyorsan. Halay çeksin ya, otursun halay çeksin, o bile bir terapidir yani. Onun dışında evet, bu şeyle paylaşım konusunu anlattım ve birleştirme videolarla ilgili. Mesela annesiyle, babasıyla, dedesiyle, kardeşle bir koro yapıp gönderebilir eğer isteklilerse. Onları otursun, birlikte söylesin ya da yönetsin. Bir koro gibi, aile korosu. Ya da dedesiyle, ninesiyle bir şarkı söylesin. O bir çok esprili bir şeydir falan. Zaman geçirir, bir iletişim kurar ailesindeki kişilerle. Bilinen şarkılara farklı, eğlenceli sözler yazabilir. Evet, sınav, okul, korona, arkadaş gibi konularda mesela yeni sözler yazabilir bilinen şarkılara. Bu tür konular verir. Mesela koronaya, koronayla ilgili bir şarkının sözlerini değiştir. Korona sözlerine dönüştür ya da ne bileyim işte sınav, okul gibi eğlenceli böyle esprili şeylere dönüştür gönder denilebilir. Yani aklıma gelen şeyler bunlar. Bunlar da arttırılabilir bu fikirler. Dans gösterisi demişiz. Efendim, beden sel hareketleri müzikle birleştir. Yaratıcı bir şey. Doğaçlama mesela çok önemli bir boyutudur müziğin arkadaşlar. Bir şey çalarsın ya da bir altyapıyı göndersin. Buna kendin ıslıkla bir şey doğaçla dersin. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Al enstrümanla doğaçla. Gitar çalıyorsun. Biraz doğaçla bakalım. Ya da sen A vokaliyle doğaçla. U vokaliyle doğaçla. La 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 diye doğaçla. Nay 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 hecesiyle doğaçla. Al elinle ritim oluştur. Ya da tencereyi al darbuka çal bana. Yani bir şey üret. Bir şey doğaçla o müziğin üzerine. Yaratıcılığını artırmak adına. Ses yarışması yapılabilir. Beste yarışması. Bu da 3-4 kişilik WhatsApp görüşmeleri demişim. Efendim. Yeter ki hoca istesin. Çok yaratıcı şeyler ortaya koyabilir. Ve günde 1-2 saat öğrencinin stresini çok etkili alır. Her öğrenci beğenilmek ister. Not almışım. Gerçekten her öğrenci beğenilmek ister. Beğenilmek duygusu herkeste özellikle gençlik, ergenlik döneminde çok öne çıkan bir şeydir. Kıyafetimi beğensinler, sesimi beğensinler, şiirimi beğensinler. Efendim, oynadığım futbolu beğensinler, müthiş bir şey, havalı olur falan. Bunu işte o okulda yapamıyor, giyinemiyor, edemiyor, okula gelmiyor. Okul bunu WhatsApp ortamında bu çocuklara becerilerini gösterme imkanları vererek sağlayabiliriz. Evet, şimdi onun haricinde bir şey daha bakın çok önemli. Bu şey de diyelim ki bakın buraya yazdım. Görünüyor değil mi şu an sayfam, YouTube sayfası? Görünüyor hocam. Evet. Halk yapılara bakın. Ben yazıyorum buraya. Ne diyorum? 10. Yıl Marşı. Yıl Marşı Karaoke. Evet, hemen karşımda. Yani bunlar hazır. Hazır altyapılar zaten. Öğrenci bakıp bunu okuyup gönderebilir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mesele öğrenciyi etkinliklerin içine katmak. Bakın burada çok bir şey yapmıştım. Ben onu size göstereyim. Şunun içinde miydi? Altyapı. Bunun içinde değil. Ben böyle karaoke üzerine evde hani böyle ne yapılabilir gibi şey bir sınıflama yaptım. Sevdiğim şarkılar nelere rastladım diye nereye koyduğuma bakıyorum ama şu bunun içinde olabilir mi? Sanırım şurada.
Gerçi bu audio. Kopyalayıp bir Word dosyası haline getirdim. Oradan istediğim şarkıyı hemen yapıştırıyorum. Ve YouTube'dan okuyabiliyorum. Mesela memleketim diyelim. Okay. Evet, bir sürü çıkıyor. Öğrenci sözünü rahatlıkla okuyup taşına tostumu bincem feda bir tek dostuma. Ne kadar zevkli, öğrenciye bunları keşfettirmek lazım. Önüne servis etmek lazım. Bu şeylerden olumlu dönüt almak hiç de zor değil. Şu anda bununla ilgili bir doktor çalışmamız yürüyor. Ferdi Karanüçel, araştırma görevimiz. Çok güzel bir çalışma. Bittiği zaman EBA içeriklerinde, akıllı tatlılarda ve EBA'da da yer alacak. Böyle hazır transpoze edilebilir. Çok güzel içerikler kazandıracağız alana. Şimdi çok değerli arkadaşlar, ben toplantının bu arada saatimiz 3.30 dedik, 4.30'a gelmiş. Paylaşımımı ekran paylaşımımı burada kapatıp evet, toplantıya tekrar sonuç olarak toparlamak üzere dönmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, isteyen arkadaşlarımız mikrofonlarını online konuma getirebilirler. Bu kısımda biraz söyleşerek bitirelim şeyi. Şu anda 30 kişi takip ediyor şeyi, semineri. Evet. Söylenecek çok şey var. En son burada belirtmek istediğim şeyler, bakın. Evet. Sizler de uygulayın, bizlerle paylaşın, dönüt verin demişiz. Yani bu gibi çalışmaları gönderin. Başka çalışmalarda da size örnek verelim, yayınlayalım. Herkes faydalansın. Yeni şey, bilgi paylaşmak için, bilgi saklamak için değil, genişletelim, yayalım. O zaman bilgi işlevini sağlamış oluyor. Sizler de bu tarz öğrencilerle yaptığınız çalışmaları, değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, bizlere gönderirseniz, ulaştırırsanız, işte Milli Eğitim kanalıyla bana direkt ulaştırabilirsiniz. Bunları gene farklı bilimsel çalışmalar içerisinde sunarız, örnek olarak gösteririz. Eminim çok daha yaratıcı şeyler, fikirler çıkacaktır alandaki öğretmenlerinizden. Oturan öğretmen değil, çalışan öğretmen diye kocaman kocaman yazmışım buraya. Evet. Asıl üstünde durması gereken bu. Oturan öğretmen değil, çalışan öğretmen olmak noktasında çaba göstermek. Bunu yapabildiğimiz sürece vicdanımız da rahat eder. Aldığımız ücreti de hak ederiz. Öğrencimiz de bizi ona göre bir yere oturtur. Ona göre bir öğretmen modeli olarak kafasında yer ederiz. Bu çok önemli, en önemli konu bu. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. Sen araştırıyorsun, buluyorsun. Kütüphaneden, internetten, üniversitelerden, seminerlerden, sertifika programlarından vesaire her şeyi öğrenmek mümkün. Eskiden böyle değildi ki şu seminerlere, bu şeylere ulaşmak bu kadar kolay, erişim sağlayabilmek. Her şey çok kolay. Yeter ki istensin ve bilgi pınarından su içmeye, testiyi doldurmaya gelinsin. Bilgi pınarı çok her yerden, dijital ortam artık bunu o kadar rahat sağlıyor ki. 60 yaşındaki bir emekli, 65 yaşındaki bir emekli gitar öğrenmek içinde ukde kalmış birisi gidip açık öğretim programına başvurup çalgı öğrenme şeyine ya da uzaktan eğitim programlarına çalgı öğrenebiliyor. YouTube'a bakın, onlarca, yüzlerce, binlerce bağlama öğretim videosu
gitar öğretim videoları, efendim keman öğretim videoları, işte kulak öğretim programları, Earmaster Pro, buraya not almışım, ona da bir bakın. Earmaster Pro özellikle müzik okullarına hazırlanan öğrencilere önerebilirsiniz. Tutor programlar var, violin tutor gibi, piyano tutor gibi, tutor öğretici anlamında öğretici programlar yüklüyorsunuz telefona, bilgisayara. Tablet kullanıyorsanız tabletler üzerinde çok etkili programlar var. Geçen bir arkadaşımız, doktorantımız çok güzel bir sunum yaptı. Stappet, nota yazım tablet için çok harika bir kalemle hemen yazabiliyorsunuz anında. Şeye çeviriyor. Normal nota çıktısına çevirebiliyor. Protos programı gene Protos programından bahsetti. Henüz onun şeyini izleyemedik. İzleyeceğiz. Burak Ertekin Hoca onu bize hazırlayacak. Hocam isterseniz ufak bir bilgi verebilirim. Evet. Burak Hocam hemen Protos hakkında. Tabii. Değerli hocam ve değerli arkadaşlar merhabalar. Protos programı bizim şu anda dinlemiş olduğumuz bütün aranjelerin yapıldığı, yani müzik parçalarının bir projenin ortaya çıkarılıp ve sonucunda dinlediğimiz müzik parçalarının oluşturulduğu program. Protos programı en profesyonel olan program. Ücret karşılığında satın alınıyor ve içerisinde farklı bölümlerin oluştuğu, enstrümanlar için ayrı bölümlerin, işte okuma için ayrı bölümlerin olduğu bir programdır. Program genellikle Mac üzerinde kullanılıyor. Çünkü Mac tabanlı bir program. Hani Windows üzerinde kullanılanların, Windows yüklü olan bilgisayarların çok iyi derecede donanımlı olması gerekiyor. Ama Mac bilgisayarlar bu şeyleri standart olarak sunduğu için program Mac tabanlı bir program. Hatta isterseniz hocam bir ekran görüntüsü de verebilirim şeyle ilgili. Ya tabii. Ona girmeyelim çünkü kopukluk tamam. Oluşturabilir. Ondan ben bu sunumda çekindim. Çünkü geçen doktor odasında donmalar yaşadık ya. Tek tamam merkez. Hocam girmiyorum. En profesyonel program hocam. Böyle binelim. Evet, bunu herkes detaylarıyla yine tanıtım videolarını izleyebilir. Onun dışında işte etkin kullanılan GarageBand'den bahsettik. Herkes çok etkin kullanabilir. Arkadaşlar, Türk musikisi nota yazım programından da bahsetmek istiyorum. Bunu da özellikle desteklemenizi de öneriyorum. Musiki programı arkadaşlar, not alınız. Mus yanına 2 esprili bir isim de bulunmuş. Türk müziği yerli nota yazım programı. Buna ücretli sahip olabiliyorsunuz. Destekleyelim, gelişsin. Final eden Sibel Üstü'den zaten bir yer. Hep kullandığımız şeyler bunlar ama bu Türk müziği fontlarının sorun olduğu programlar ama musiki çok daha buna detaylara girmiş bir yerli nota yazım programı. Türk musikisi için kullanılabilecek ve gittikçe de geliştiriliyor. Mus yanına 2 şeklinde yazılıyor. Muski nota programı şeklinde, nota yazım programı diye aratırsanız dünya kadar video, tanıtım videosunu görebilirsiniz. Evet, ben burada toparlamak istiyorum değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Süremizi 1 saat olarak, 1 saatte aşmış olduk ama gideri vardı. Sohbetin ve paylaşımların sizler de takip ettiniz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Erda Hanım, bu konuda aracı oldunuz. Arge biriminiz. Özellikle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda Malatya Milli Eğitim ile işbirliği içerisinde üniversitemiz desteğini her zaman vermeye hazır. Eğitim fakültemiz olarak da bizler. Onun dışında çok da güzel işler yapıyor. Ne güzel videolar izledik. Bu işte tam anlattığımız şeylere örnek teşkil etti bunlar. Daha verilecek örnek de çok ama zaman sınırlı.
Bunun dışında sormak istediğiniz şu anda sorunuz varsa alabilirim değerli arkadaşlar. Sorular geliyor ama hocam. Bakarsanız mesaj kutusuna orada. Evet. Bakalım buradan mesajlarımıza. Evet. Hocam seminerde kullanmış olduğunuz programın tanıtım videolarını paylaşırsanız. Paylaşacağız arkadaşlar. O paylaşımı da ayrıca yaparız. Bu videonun içinde hepsini hızlı atladığımız şeyler tam paylaşımını da yaparız. Onun dışında arkadaşlarımız teşekkürlerini belirtmişler. Ben de çok teşekkür ediyorum katılımlar için. Ama asıl teşekkür sizlerin yaptığı örnek çalışmaları sosyal medyada görmek. Bizim platformumuzda da paylaşabilirsiniz. İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği platformu Facebook üzerinde. Direkt bana da gönderebilirsiniz Facebook, Instagram'dan. Onun dışında YouTube'da paylaştığınız bir şeyi mutlaka zaten haberdar olursak biz de alır. Kendi gruplarımızda, platformlarımızda paylaşırız. Aynı zamanda ben Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Güzel Sanatlar bölümünün de kuruculuğunu yaptım. Orayı da yapılandırdım. Uzun yıllar çalıştım orada. Orada da Erzincan Müzik Öğretmenliği, Erzincan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği platformu Facebook üzerinde geniş bir katılımı var oranında. Orada da paylaşımlar yapıyoruz. Yenilikleri, gelişmeleri hep haberdar etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle, mezunlarımızla bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medya bir nimet. Yani bunu iyi kullanıldığı sürece çok büyük bir nimet. İşte bu pandemi döneminde uzaktan eğitimin birçok yükünü de aslında kaldırdı. EBA'nın yetmediği yerde işte WhatsApp gruplarından hocalar yazışıyorlar, öğrencileri organize ediyorlar. Öğrenci girmemişse derse hemen anında niye derste değilsin hemen 2 dakika sonra öğrenci online oluyor. Evet. Pınar Gürpınar Hoca yaptığımız projeleri biz de Vali Galip Protokolü olarak YouTube sayfasında paylaştık. Teşekkür ediyorum Pınar Hocam. Hemen bakalım onları da biz de kendi platformumuzda paylaşalım. Eminim güzel çalışmalar. Sizden cam araştırma görevleriniz ve siz değerli hocalarımız EBA için içerikler oluşturmanıza yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Evet. Demin bahsettiğim çalışmalardan bahsettiğim bir doktora çalışmamız EBA için çok ciddi içerikler oluşturacak. Devam ediyor şu an doktora çalışması. Yeni bir yöntem de ortaya çıkmış olacak. Bittiği zaman paylaşacağız. EBA hedefimiz de çalışmalarımızı yönelttiğimiz hedeflerimiz içerisinde. Çünkü müzik alanında çok eksik var EBA'da. Hızla tamamlanması lazım. Akademik çalışmalar buna yardımcı olacak. Evet. Telif sıkıntısı yaşıyoruz YouTube'dan. Evet, YouTube'un öyle bir maalesef şeyi var ama gene de her kullanıcı YouTube açabiliyor. Ticari olmamak koşuluyla. Evet. Bu arada arkadaşlarımızın da çalışmaları var. Ali Ayhan Hoca var. Bizim doçent doktor Ali Ayhan bizim müzik öğretmen programı öğretim üyelerinden. Müzikolaj diye bir platformu var onun da YouTube üzerinde. Oradan eşlikler, altyapılar, birçok çok yararlı çalışmalar paylaşıyor. Özellikle kulak eğitimine, solfej eğitimine yönelik çok güzel paylaşımları var Ali Ayhan Hoca'nın. Bunu da kendi Instagram, Facebook hesaplarından da zaman zaman duyuruyor, takip ediyoruz. Evet, arkadaşlar başka buradan bunun haricinde sorusu olan Amaç Pala Hocam sunum için teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de burada radyo isteği okur gibi arkadaşlar. Sorabilirsiniz bu son kısımda. Sunay Hocam bir soru sormuş en son hocam.
Hemen bakayım. Diyeceğim. Sunay Dirik. Evet. Sunay evet. Hocam. Sunay hocam. Bölüm hazırlık öğrencilerine tavsiye edeceğimiz programı tekrar eder misiniz? Ear Master Pro programı. Sunay hocam. Ear Master Pro. Ear Master Pro. Onun çeşitli versiyonları var. Free versiyonları da mevcut. Öğrencilere çalıştırabilir. Gene YouTube'da yazılıp arattırılırsa biraz niteliğine bakmak şartıyla çok güzel ezgi tekrarı, ses tekrarı, çift ses, üç ses, dört ses, dikte gibi çalışmalar çok rahat ulaşılabilir. Evet. Sanırım soru yok. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Çok değerli bilgiler sundunuz bize. Evet, sağ olun. Gerçekten kendi adıma çok yararlı bir webinar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu ortam böyle sürmez. Karşılıklı bir seminer yapma fırsatı da yakalarız sizinle. O zaman daha geniş bir kitleye yüz yüze temas edebilme şansını yakalarız diye düşünüyorum. Olmazsa yine daha organize bir şekilde başka bir webinarda buluşabilmek dileğiyle diyeyim. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları saygı sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın. Müzikle kalın. Müzik eğitimiyle kalın. Müziği en sihirli eğitim aracı olarak kullanmanın ayrıcalığını hissedin. Yaşayın, yaşatın. Benim de tavsiyelerim ve temennilerim bu şekilde olsun. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Kayıttan çıkmamız gerekiyor.